7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz ögeler içermektedir. Eşinizin kahvaltısını getirdim. Tam siz oraya bırakın. İşi ben hallederim. Geçmiş olsun. Kolay gelsin. Ozan. Ozan hadi kalk bak kahvaltın geldi. Uyan. Amma uykucu çıktın ha. Uyu uyu doyamadın. Ben de çok tatlı oldum. Gıcıklık yapamıyorsun ya bana. Esra. Çağla Hanım. Sen ne yapıyorsun burada? Musa nerede? Musa Bey bir kıyafet falan getirmeye gitti. Eve ben gelip uğramak istedim çünkü... benim yüzümden oldu ya bu biraz. O yüzden geleyim dedim bir işe yararım. Tamam, ben geldim artık gidebilirsin. Tamam, ben gideyim. Ozan ya, illa kendini feda edeceksin değil mi? Şahla? Ozan, buradayım ben, merak etme, yanındayım. Nasılsın? İyiyim. İyiyim, hiç bu kadar güzel uyumamıştım uzun zamandır. Ya ceketimi unuttum. Çağla, sen burada mıydın küçük gece? Sen boş ver şimdi bunları Ozan, önemi yok. Ağrın var mı onu söyle. Önemi olmaz olur mu Çağla? Çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Ozan, bir kere yalnız bıraktım seni, başına gelenlere bak. Bir de asla yalnız bırakmayacağım seni. Aynen öyle. Vallahi sensiz olmuyor. İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın Ozan. Senden duymak o kadar güzel ki, gerçekten. Yalnız Çağla, ben biraz daha yatarsam sırtım yatağa yapışacak. Esra, ben kıyafetleri getirdim. Ozan uyandı mı? Ha, uyandı. Musa... Efendim? Ya sana bir şey söyleyeceğim. Ama bu benim için gerçekten çok önemli. Ozan gece burada kaldığımı bilmesin, tamam mı? Hayda. Ya neden ki? Ya nedeni boş ver. Önemli değil işte, öyle olmasını istiyorum. Sana güvenebilir miyim? Tabii de. Yani siz kavga falan mı ettiniz yine? Yok, kavga etmedik. Yani öyle olması gerekiyor. Sen söylemeyeceksin değil mi? Tamam, yani sen nasıl istersen. Söyleme dedin, söyleme. Tamam, sağ ol. Görüşürüz. Şunu da şöyle çekelim. Ay. Çağla. Kahvaltı masamız hazır. Bu da kahvaltımız. Çağla, benim sana... Bak, benim sana başka bir teklifim var. Hadi gel buradan çıkalım. Eve gidip orada yapalım kahvaltıyı. Ne dersin?
Çağla, ben iyiyim. Yani o kadar iyiyim ki buradan çıkıp maraton bile koşarım. Hadi çok sıkıldım ben lütfen. Ozan, emin ol ben de seninle buradan çıkıp evde kahvaltı yapmak isterim ama olmaz. Hastasın sen, ben doktora ne deyip çıkartacağım seni buradan? Ayrıca sen niye nazlanmıyorsun ya da ne bileyim niye hastayım diye kök söktürmüyorsun? Çünkü ben hasta değilim ki Çağla. Hem birine naz yapacak bir adam da değilim, hele sana, biliyorsun. Doğru. Günaydın. Gel. Günaydın. Gel Musa, gel. Ben de şirketimizin ortağına hasta bakıcılık yaptırıyordum, gel. Ya bu yapacağım tabii ya. Adamı iki dakika yalnız bıraktım, başına gelenlere bak Musa. Değil mi Şahlı Hanım, değil mi? Böyle biri birinin önünü tutuyor, diğeri diğerinin saçını düzeltiyor. İyi ki varsınlar, ay teşekkür ederimler, her şey havada uçuşuyor. Ama ta ne zaman benim en başında anlamam lazım. Kız bir dur, bir dur, bir kırmızı yansı, hiçbir şey anlamadım. Neyi anlaman lazım, ne oldu? Ya ben ta ne zaman Ozan'a sormuştum hayatında biri var mı diye. O da böyle ağzının içini eveleyip gevelemişti. Ya tam net bir şey söylememişti bana. Bak gör, bu Ozan'la Çağla'nın arasında bir şey var. Net yani, net. Bak sana bu kadar söylüyorum, net. Esra, ben sana bir şey söyleyeceğim anneciğim, bak. Şimdi sen zordayken bu çocuk sana siper olmadı mı? Oldu. Peki hastanede senin yanında kaldığını bir bilmiyor. Sen niye sinirleniyorsun? Ben anlamıyorum ya. Ya anne ya, sen de hep Ozan'ı koruyorsun, onu savunuyorsun. Sen evliyken de toz kondurmazdın damadına. Şuna bak, ben teşekkürümü ettim. Sabaha kadar başında bekledim, teşekkürümü ettim. Benden bu kadar, bitti. Ya insan bir teşekkür eder ya. Bir arar, bir sorar, bir geçmiş olsun der. Ama yok. İstediğim de çok bir şey değil Musa. Ama bak gör, işte Esra tam olarak bu. Bencil. Ya böyle şeyler demesek mi acaba? Yani belki düşündüğün gibi değildir. Ne düşündüğüm gibi değildir ya? Bak bakalım, bir arama, bir mesaj var mı Esra Hanım'da? Abi yok artık, ben dayanamıyorum. Ben şiştim, ben patlayacağım ya. Benim sana bir şey söylemem lazım. İstemezsin. Bana bir şey söyleme Musa. Yine başlayacaksın, iyi kız, mi kız, yenge, menge. İstemez. Bak, bir de Çağla'ya bak ya. Bütün gece başımda beklemiş kız. Biri arkadaşım, biri eski karım. Hem de hayatımı onun için tehlikeye attığım eski karım. O ceket kimin ya? Dün şirketteki kızlar gelmişti, onlardan birinindir. Ben her kimse bulur veririm. Tamam, neyse ne. Çağla da gitti, gelmedi doktorun yanına. Ben çok sıkıldım, bunaldım Musa. Ben de abi, ben de. O eller nasıl kenetlenmiş o eller, görmen lazım. Ne böyle olmuşlar, böyle eller iç içe geçmiş. Buruşmuş eller birbirini tutup böyle sıkmaktan. Kızım abartma, bir abartma ya. Hem ne var? Ne olmuşsa yani elini tutmuşsa? Çınar da senin elini tutmadı mı? Aynı şey mi ya? Çınar'la ben ne alaka şu anda ayrıca Zeyno? Ben Çınar'la iyi niyetli arkadaşım, bu kadar. Biz iyi niyetli iki arkadaşız. Ha, bir siz iyi niyetlisiniz, diğerleri değil yani, öyle mi? Yalnız bu Çağla Hanım beni büyük hayal kırıklığına uğrattı. Ozan dedi ki sen sabaha kadar benim başımda mı bekledin dedi. Yani o da evet demedi ama önemli değil dedi, geçiştirdi işte. Aynı kapıya çıkıyor. Ozan şu anda Çağla'nın onun başında beklediğini zannediyor. Aynen öyle, adamın hiçbir şeyden haberi yok işte. Olmasın da zaten, herhangi bir şeyden haberi olsun istemiyorum da. O bakıcısını bulmuş, gayet mutlular. Onlar mutluluklarına devam etsinler. Aynı o şekilde devam etsinler. Kızım ya, sen de ne gaza geldin bir anda? Hem ne belli bunların aralarında bir şey olduğu? Bak, bunu söylüyorum diye kızacaksın bana. Ama yani öyle Ozan böyle saman altından sürten bir tip değil. Böyle bir şey olsa çat diye söylerdi sana. Söylemediğine göre bence merak edilecek bir durum yok. Vallahi bence merak edecek durum var çünkü Çağla çok güzel. Yani onunla arkadaş falan zor, kalınmaz. Ay abi ya, yeter ya, güzel de güzel. Gitsin güzelini başına çalsın, ne yapıyorlarsa yapsınlar, bana ne? İşe gidiyorum ben. Anne hadi kolay gelsin. Görüşürüz hayatım. Herkes de bana bağırıyor. Ama yani. Sen ne biçim bir insansın ya? Vallahi sen ne biçim bir insansın Eko? Şircan, bu az önce Ozan'ı mı kıskandı? Yok ya, sanmıyorum. Yani ben Esra'yı hayatında daha önce birini kıskanırken görmedim. Bence olayın kendisine bir yükseldi. Aman of, sıkıldım ya. Bu ne böyle? Kavga yok, dövüş yok. Kargaşa yok, kaos yok. En önemlisi param yok. Kartlarım yok. Bebeklerim benim ya. Olsalardı yanımda böyle şıkır şıkır. Böyle post cihazına doğru uzaktan temassız temassız. Aynı alışverişler yapardım. Ben onları nasıl harcardım? Ha canlarım benim. Beş Çeşmeler Mahallesi sakinleri. Bu ne? Mahallemizi Güzelleştirme Derneği Başkanı
Mahallemizi yeterince güzelleştiremediği için kendine yakışanı yapmış ve istifa etmiştir. Ama niye etmiş? Yerine yeni başkan seçilecek. Mahalleyi güzelleştirmeden değil mi? O ne ayol öyle? Hani kim uğraşır ki böyle angarya işlerle? Vallahi abla 3-5 bin lira maaş için hayatta değmez. Yani? Ne? Maaş mı var? Benim bildiğim maaş var. Reyhan benim döpiyesim nerede? Üst katta, odanda. 3-5 dedi ya. Melekşe, kız anonsu duydun mu? Evet. Ay bizim başkan seçmemiz lazım. Biz bütün mahalleli düşündük, taşındık, senin olmana karar verdik. Bu işi en iyi sen yaparsın. Aha Neriman, başkanlık yetmez. Akşam dükkanı kapattıktan sonra da sana temizliğe geleyim ben ha. Estağfurullah. Ne laf sokuyorsun be? Aa. Haksız mıyım? Bu işi senden iyi kim yapabilir? Sen doğma büyüme buralı değil misin? Ayol maaşı var maaşı. Ya ne yapayım Neriman ben ya? Var ama size de yarayamam. Hangi birini yapacağım Neriman? Bir dakika. Biri maaş dedi gibi duydum. Ne maaşı? Maaş. Maaş. Hani çalışınca aydan aya verilen para. Evet biliyorum. Neriman kime ne diyorsun? Eko nereden bilsin maaş kavramını ya? Biraz daha şaka yok mu karşılıklı? Yok mu? Anneciğim bence maaş varsa biz mahalleyi güzelleştirmeye aday olabiliriz ya. Hesap makinem bile elimde. Yok Eko'cum aday maday değilim ben. Kız sen olacaksın. Aday benim. Al hadi bakalım. Aday burada başkan burada buyurun. Arandan kan bulundu. Al sana. Yalnız Zümrüt Hanım bu başkanlık mevzu önce bana teklif edildi. O yüzden bekleme yapmayın. Kutsal vazife benim. Evet. Duydum istemiyordun aday değilim dedin. Aa bir dakika. Aa hanımlar bir dakika. İşin rengi değişti. Madem iki adayımız var, o zaman seçim yapacağız. İyi olan kazansın. Günaydın. Günaydın. Ay vallahi hiç görmek istemiyorum bugün. Umarım işe de gelmez. Yani işe gelmemiş herhalde değil mi? Gelmemiş gelmez. Tabii Sema Hanım, Ozan Bey yarın sizinle mutlaka görüşecek. Lütfen bugün için kusura bakmayın. Görüşmek üzere, görüşmek üzere. Esra bunu al, buna göre alışverişi yaparsın tamam mı? Ozan Bey'in evini zaten biliyorsun. Oraya ben yazdım bütün sevgi, atıştırmalıklar, dergiler, meyveler hepsi orada yazıyor. Sehpanın üstüne dergileri diz, kantelerin içine de meyvelerle atıştırmalıkları yerleştir. Ozan Bey geldiğinde güzelce hazır olsun. Bir dakika. Niye ben yapıyorum bütün bunları? Ben mi yapayım Esra? Görmüyor musun? Bir sürü işim var zaten. Hadi bekleme lütfen. Hadi Ozan Bey geldiğinde hepsinin hazır olması lazım. Şuna bak ya, ben adamın yüzünü görmek istemiyorum. Bana verdikleri işe bak. Neyse hazırlar çıkar giderim artık. Ne yapayım? Çağlacığım ben iyiyim diyorum. Şoför de alırdı beni, ben kendim de gelirdim. Ne gerek vardı buna? Ya ben seni bırakacağım. Sen de ofise çalışmaya gideceksin değil mi Ozan? Ya doktor ne dedi? Bugün senin dinlenmen lazım. Tamam da dün de gitmedim ofise. Daha şimdiden bir sürü iş birikmiştir. İş bekleyebilir Ozan. İş bekler. Yani ben seni eve götüreceğim. Senin dinlendiğini gözümle görüp rahat edeceğim. Tamam bugün patron sensin. Teslim oluyorum. Aferin. Ozan. Oh, uyanmış daha. Şeytan görsün yüzünü. Oh, bunlar da çok ağır ya. Pınar Hanım da aldırdı da aldırdı. Ozan bunları sevmez ki, hiçbirini yemez. Hmm. Hatırlayacak mı bakalım? Hatırlamaz ki. O neyi hatırlasın? Gıcık. Ne yapıyoruz? O zaman önce meyveleri hazırlayalım. Ops. Şu. Koyayım. Acı sever. Çok uykum var. Azıcık içerim kahveden ayılırım. Ne yapayım? Sonuçta kendi yaptığım kahve ne olacak? Kurumadı bu da ya. Kaç saattir kurumadı. Hadi kuru artık.
Ama görmen lazım. Aynı kızımı kovmuşsun. Ne? Sen demek o yüzden gelemedin fotoğraf çekimine. Ya Ozan gülme. Bak zaten anlatmayacaktım. Sana son anda dayanamadım yine. Ama suratımın halini görmeliydi. Esra'yla fotoğraflarınız da çok güzel olmuş. Öyle duydum. Ya tabii tabii. Sen olsan daha güzel olurdu tabii de. Bak sen. Gıcık. Aa. Sen mi hazırlattın bunları? Kon, Çağla Hanım kon. Sen bunun da üstüne kon. Sen seversin öyle şeyleri. Vallahi ben hazırlatmadım ama Pınar hazırlatmış sanırım. Herhalde. Bir şey söyleyeceğim. Bu mevsimde mandalinayı nereden bulmuşlar peki? Değil mi? Tuhaf. Ozan. Nasıl oldun? İyiyim Esra Bey, iyiyim. Nasıl iyisin ya? Yanıyorsun ateş gibi. Uf, Ozan sen zaten dinleme beni ya. İlaç iç dedim ben sana. İyiyim Esra'm, iyiyim iyiyim. Geçer şimdi birazdan. Tamam, bir şey yok. Nasıl geçer şimdi? Ya mandalina yiyerek mi geçecek? Esra'm, C vitamini. Hem iyi geliyor bana. İyi mi geliyor ya? Ozan bir de daha iyi olacaksın. Ne demek iyi geliyor? Vallahi iyice aksi bir şey oluyorsun ha. Hiç sözümü dinlemiyorsun hasta olduğu zaman. İyi al. İyi o zaman C vitamini. Kim aldıysa ellerine sağlık. Sabah sabah meyve yemek çok iyi geldi. Aldım da sana mı aldım mandalinaları? Vallahi sen bu iştahla nasıl bu kadar zayıf kalıyorsun? Ben hala şaşırıyorum. O da benim sırrım. Çağla, ben içeride bir üstümü değiştirsem. Tamam, ben de o sıra bir müzik açayım. Hem sen dinlenmiş olursun hem de ruhun dinlenmiş olur. Harika olur. Bak ya, bak bir de ortam hazırlıyor. Sen bu sana çok yakışır. Esra, senin benim dolabımda ne işin var? Nasıl? İyi mi böyle Çağla Hanım? Ha? Rahatsız etmeyeyim ben sizi hiç. Ya sen benim dolabımda ne arıyorsun? Sen önce onu bana bir açıkla. Hazırlık yaptım işte. Pınar Hanım yolladı. Hazırlık yaptım. Sonra da saklanmam gerekti. Belli. Pınar Hanım yolladı tabii. Sen yoksa böyle düşünceli şeyler yapmazsın. Yapmam o. Aynen öyle. İyi, sen nasıl istiyorsan öyle düşün. Kapat. Çekil şuradan. Tişörtümü alacağım. Ne oldu? Acıdı mı? Neren acıyor? Sana ne? Senin umurunda mı acaba? Ozan, iyi misin? Bana mı seslendin? Geleyim mi? Geleyim mi mi? Geleyim mi mi? Oh, ben çıkayım isterseniz ha? Yok. Yok. Yok, iyiyim. İyiyim ben. Tamam, geliyorum Çağla. Şuna bak ya. Çınar'la bir de bana laf ediyordun. Senin yaptıklarına bak. O konu ayrı. Nesi ayrı? Senin bu yaptığın bildiğin çifte standart denir. Sen haksızlık yapıyorsun bana. Ya... Ne? Sus, sus. Ne sus ya? İçine gelmeyince sus, sus, sus. Esra sus, sus. Sus, aa! Ozan emin misin? Bak gelebilirim istiyorsan. İyiyim. Çağla iyiyim. Geliyorum ben şimdi. Dur bak. Sakın bir yere kıpırdama. Ses falan da çıkarma. Sesin buraya kadar geldi. Yok yok, o kadar ağrım yoktu işte. Ben içeride tişörtü değiştirirken bir kolumu kaldırdım, ondan oldu herhalde. Tamam hadi artık. Sen şöyle geç biraz, uzan, dinlen. Ben de gözümle senin dinlendiğini göreyim, rahatlayayım. Merak etme, merak etme Çağla. Dinleneceğim ama burada değil de ben içeride yatsam biraz hem daha iyi gelir. Kusura bakmazsın değil mi? Ha, yok, yok canım. Niye kusura bakayım? Sen yeter ki dinlen. Tamam o zaman. Allah. Çağla'cığım bir tanesin ya. Keşke herkes senin kadar düşünceli olsa. Değil mi? Senin için her zaman. Ya. Bir şeye ihtiyacın olursa telefonum açık. Her zaman ulaşabilirsin. Tabii, tabii.
Çağla çok sağ ol. Her zaman. Görüşürüz. Ben rahatsız ettim galiba. Mani oldum sizin muhabbetinize. Çıkıp gideyim ya ben. Aslında hiç gerek yoktu yani. Ben böyle sessiz sessiz kaçardım. Siz de oturmaya devam ederdiniz. Esra, benim en sevdiğim tişörtümün senin üstünde ne işi var? Kıyafetime kahve döküldü. Ben de bunu giyiverdim. Bu da ne böyle ya? Kaç para verdiysen yumuşacık vallahi. Kahve döküldü. Evet. Sen... Ne? Ne bakıyorsun dik dik ya? Utanıyorum, bakma. Ben ne bakacağım? Ben ne bakacağım sana ya ben? Ben, sen de iyi alıştın ha. Vallahi iyi takılıyorsun benim evde. Tişörtlerimi giymeler, dolabımda saklanmalar, kahvemi içmeler, oh! Ya sana o kadar şey hazırladım, insan bir teşekkür eder. Teşekkür eder, teşekkür ederim Esra der. Ben mi teşekkür edeceğim sana? Ya ben senin için kendimi tehlikeye attım. İnsan bir arar, sorar, nasılsın der, geçmiş olsun der ama yok. Aynı şey senin başına gelse ben bir dakika bile ayrılmazdım. Sen yanında kalanla gayet mutlusun Ozan Bey. Bana gerek yok, ben mani olmayayım, eksik olayım senin hayatında. Bu mu yani söyleyeceğim? Evet, bu kadar, gidiyorum ben. Nereye gidiyorsun Esra? Ne? Nasıl nereye gidiyorsun? Şirkete gidiyorum. Nereye gideceğim? Öyle mi gidiyorsun? Ne varmış? Bir bak bakalım ne varmış. Böyle gideceğim ama üstümü değişeceğim. Allah Allah. Kim yarabbim ya? Yavaş. Yemedik kapını. Çağla, aradım seni, ulaşamadım. Ozan nasıl, iyi mi? Ha, telefonum sessizdeymiş Çınar ya. Ozan iyi. Hı. Evde yatıyor, dinleniyor. Oh, süper, sevindim. Sen nasılsın, iyi misin? Ben iyiyim ama... Ya Çınar, ben kötü bir şey yapmış olabilirim ya. Ozan bütün gece onunla beraber kaldığımı sanıyor. Hı. Ama ben kaldım demedim, kalmadım da demedim. İkizimden beklenmeyecek hareketler ha? Ya ama ben anlıyorum seni. Yani aşk böyle bir şey demek ki, insana yalan söyletebiliyor. Ya Çınar, ben yalan söylemedim. Yani sadece eksik bilgi verdim. Tamam, öyle eksik bilgi olsun madem. Ya yalan olsa da pembe yalan. Ya ben çok seviniyorum senin adına. Mutlusun, gülümsüyorsun. Ha, bu arada ben Ozan'ın yanına gittiğimde Esra da oradaydı. Öyle mi? Hı hı. Yani sabahın köründe gelmiş. Ben de şaşırdım. Ozan'ın yaralanması bir nebze de olsa Esra yüzünden ya, herhalde vicdan yapmış, merak etmiş. Merak etti. Hı. Allah Allah. Esra, bugün çıkar mısın, yarını bekleyelim mi? Alt üstü bir elbise giyeceksin ya. Çıkacağım işte, bak al çıktım. Çıktım, fermuarımı yapamadım, takılmış işte, ne yapayım? Böyle mi gideyim her şirkete, böyle mi gideyim? Harcı tişörtün. Gel, 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 tamam. Tut, çekeceğiz. Ha, dur, o zaman sen tut, ben çekeceğim. Tut şunu şuradan şöyle tut. Bir de buradan tut. Hadi bakalım çek. Çek, ben bekliyorum. Çek. Çek, çek. Çekilmiyor. Çek, yapsan orada yapardım. Burada mı yapacaksın? Oh, çek. Tamam. Dur, ben tutuyorum. Tut sen. Tut. Çek. Tamam. Ben şimdi ya hiç anlamıyorum. Çıkartırken takılmayan fermuar giyerken neden takılıyor acaba? İşte panikledim. O sıkıştı oraya. Sıkışmış zaten bu. Dur. Aşağı yukarı yap. Tamam dur, yapıyorum aşağı yukarı. Dur. Tamam bırak, oldu. Gidiyorum ben ya. Esra, bir dursana sen. Mandalinalar. Onları da Pınar mı aldırdı sana? Ha, listede vardı. Listede. Tamam, listeyi göreyim. Yok liste, ne listesi ya? Listeyi yanımda mı taşıyacağım? Yırttım attım attım markette. Yok liste falan. Bir dakika. Markette attın ha? Attım. Attın. Bir anısı falan olduğu için alınmadı yani o mandalinalar. Bir alt metin falan yok. Yok, ne alt metni olacak? C vitamini işte. C vitamini. Esra, ne yapmaya çalışıyorsun? Hiçbir şey yapmıyorum. Çekil ya. Çekil. Oğluşumu zengin ettim. Şimdi sıra mahallemde. Ay Reyhan sloganımı buldum. Oğluşumu zengin ettim. Şimdi sıra mahallemde. Abla, ne gerek var bütün bunlara? Yapma Allah aşkına. Kafamı karıştırma. Oğlumu zengin ettim. Abla, şimdi sıra mahallemde. Bırak. Aa,
Teyze bırak uğraşsın ya. Hatta bu seçimi kazansın ki böyle abime salça olmayı bıraksın, biz de uğraşmayı bıraksın. Ben de bir rahat nefes alayım, ben de insanım ya. Vallahi rüya gibi söylediklerin. Elif, ölmeden biz bütün bunları görebilir miyiz dersin? Vallahi kazanırsa görürüz biliyor musun? Yani biraz da mahalleli uğraşsın annemle ya. Görsünler bakalım biz bu evde neler yaşıyoruz. Doğru söylüyorsun Elif. O zaman kazanılması gereken bir seçim var önümüzde. Hadi. Aynen teyzeciğim, aynen. Ve benim bu konuyla ilgili çok güzel bir fikrim var. Sahi mi? Ay. Afiyet olsun. Teşekkürler. Ne haber? İyi Elifciğim, öyle çalışıyoruz. Sen ne yapıyorsun? Ben de bunun için geldim. Çalışma. Lütfen çalışmayın. Bu ne demek ya? Ya şu demek. Acaba rica etsen. He. Bu yarıştan çekilebilir misin lütfen? Ha sen onu diyorsun. Lütfen. Olmaz. Olmaz yani. Olsa dükkan senin ama olmaz, çekilemeyiz. Niye ya? Bu dernek senin için bu kadar mı önemli? Yani dernek değil de benim kariyerim söz konusu. Senin kariyerin mi var? Bu seçimden sonra olacak. Ya ben hayatımda ilk kez kendimi gelecekte gördüğüm işi buldum ya. Ne işmiş o? Danışman. Ayrıca okuduğum kadarıyla Machiavelli de bizimle aynı fikirde. İlk işim, çok heyecanlıyım, o yüzden vazgeçemem. Machiavelli. Machiavelli. Eko. Bak bu dernek işi benim için de çok önemli. Annem bu seçimi kazanmalı. Kazanmalı ki aklını başka şeylerle oyalamalı, bana bulaşmamalı. Anlıyor musun? O zaman Elifciğim şey diyelim mi? İyi olan kazansın. Aynen. Şampiyon belli. İkinci kim? Ya ben seni yerim ya. Ya res çekmek bu kadar yakışmamalı bir kadına. Allah. Bu nereden çıktı bu? Ha. Saçma sapan. Aa Çınar ne haber? Ya iyidir. Senden? Nerelerdesin ya? Ben mi? Pınar Hanım bana eşlik dedi de yine. Ozan Bey'in evini hazırladım. Angarya eş ya. Evet. Sen dün hastanede miymişsin? Sen nereden biliyorsun? Şeyden ya. Koridorda yürüyordum. Çağla Hanım biriyle konuşuyordu. Orada duydum. Ha. Yani evet gittim. Zaten gitmem gerekiyordu. Ayrıca ne olduysa benim yüzümden oldu. Olsun iyi Ozan Bey. Aman iyi olsun ya. Ya ona bir şey olsa? Hadi gerçekten çok korktu. Bir şey olmadı neyse ki. Ama ben bundan sonra hep senin yanındayım yani. Çünkü sen belayı mıknatıs gibi üstüne çekiyorsun. Ha, biraz öyle oluyor ben. Bu kadın çok güzel ya. Çok tatlı. Çok da güzel giyiniyor. Nereden alıyor acaba kıyafetlerini? Bakalım nereden alıyormuş. Uf, efsane. Aa, bu ne ya? İkizler mi? Aslında soyadları aynı. Benziyorlar da. Ben de gidip de şu fotokopiyi yanlış yapmışım. Esra. Hastanede bulmuşsun. Teşekkür ederim Musa. Ozan Bey bunda Çağla Hanım'ı zannetmedi mi? Ha, yani bir sordu. Ama ben geçiştirdim, merak etme. Ya biz bu bilgiyi niye gizliyoruz ya? Bütün gece sen kalmadın mı yanında? Sen kaldın, ben şahidim. E söyleyelim Ozan'a, niye söylemiyoruz ki? Hak etmiyor çünkü Musa, hak etmiyor. Ya bırak nasıl biliyorsa öyle kalsın. Ya ben ne seni ne onu anlamadım. Neyse, bana söz verdi, söylemeyeceksin. Tamam, söz. Sağ ol. Tamam Pınar, iyi yapmışsın.
Yarınki toplantılarının hiçbirini erteleme. Biz bir şekilde çözeceğiz. Tamam? İşte listede mandalina yok. Kim de almış? Ah Esra, ah. Ne yapıyorsun, ne yapmaya çalışıyorsun? Delirtirsin beni sen, delirtirsin. Sevgili anne ve baba. Seçim kampanyamızın stratejisini belirlemiş bulunmaktayım. Pek bir ilgi çekmedi ama olsun olsun, ben anlattıkça ilginizi çekecek ve Eko, sen bu fikirleri nasıl buldun diye bana hayran hayran bakacaksınız. Başlıyorum. Kampanyamızın ana fikrini Machiavelli'ye dayandırdım. O kim? Hı, bu Dalyan Seyfi gibi biri değil inşallah. Anneciğim, biz seninle hiç aynı dili konuşmuyoruz ya. Vallahi sana böyle hızlandırılmış bir kültür sanat şoku lazım. Anne, Machiavelli bir yazar, bir düşünür. Machiavelli demiş ki, Machiavelli'yi boş verin. Yani olay şu ki, biz seçmenlerimize yerine getiremeyeceğimiz vaatlerde bulunacağız. Büyük büyük vaatler. Yani ne gibi Eko? Yani şöyle ki, mahalle takımına dev stadyum. Hatta yurt dışından bomba transfer. Ya da ne bileyim, mahallenin göbeğine olimpik yüzme havuzu. Yuh artık ya, yuh artık. Ya biz niye yerine getiremeyeceğimiz vaatleri veriyoruz mahallelimize ya? İnsanlar beni neden seviyor? Neden? Dürüst olduğum için. Ben mahallenin güvenini kıramam. Doğru, o yüzden bir adım ilerleymiş. Peki anneciğim, tamam öyle olsun. Buyurun Menekşe Hanım, sizin vaatlerinizi dinleyelim. Buyurun anlatın. Mesela şeyden başlarım ben. Tabelalardan. O tabela kirliliği beni çok rahatsız ediyor. Dernek fonunu kullanacağım. Bütün tabelaları bir örnek yapacağım. Hı hı. Sonra çiçek. 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 Bütün camlara, balkonlara, kapı önlerine, her yere çiçek. Çiçeksiz ev kalmayacak. Çiçek. Çok sıkıcı. Aşırı sıkıcı. O kadar sıkıcı ki uykum geldi. Ya istersen bir de huzur evi açalım mahalleye. Ama... Hatta şey yap, böyle musiki cemiyeti açalım, böyle tintin dinlesinler, olur mu? Çok sıkıcı, vallahi uykum geldi ya. Bana sen de bir şeyler söylesene ya. yani Melekcan, Eko bence haklı. Ya. Ne bileyim, daha böyle havalı bir şeyler bulmamız lazım. Büyük büyük böyle. Saçmalamayın canım, saçmalamayın. Eko'nun vaatlerine kim inanır? Ayrıca aklı başında ve dürüst insanlar yerine getiremeyeceği vaatleri vermezler. Ayıp. Mahallemize İstanbul Boğazı'nı getiriyorum. Yok artık. Nasıl olacak o iş abla? Biraz geniş düşün Reyhan. Tüp ne getireceğim? Yerin altından bir hat çekeceğim boğazın oraya kadar. Oradan suyu çekeceğim, çekeceğim, çekeceğim. Mahallenin ortasına koyacağım. Biraz kumlarla da böyle sahil yaptık mı? Mahallenin çehresi değişecek. Çehresi. Yani diyeceğim ki, siz denize değil, deniz sizin ayağınıza gelsin. Bunu yaparsa Zümrüt Korpalı yapar. Saçmalama istersen abla. Elif, sen de annene bir şey söylemek ister misin acaba, ha? Bravo anne. Ah. Helal olsun. Harika bir fikir. Sonuçta bizim rakibimiz kim? Menekşe teyze. Bize itibar var mı? Yok. Var, var. Para var mı? O da yok. Elimizi ne kadar yükseltirsek o kadar iyi. Yapıştır gitsin. Aferin kızım be. Yani vallahi biraz daha çabalasan neredeyse favori çocuğum olacaksın. Çok sağ ol anne ya. Bayağı onları oldu. Ol ama hakkın. Hak ettin şimdi sen de buna. Şey yapma. Reyhan görüyor musun? Bak, tam anasının kızı. Genetik olarak zeka pırıltısı var. Sen de biraz feyz al. Örnek al şu kızı. Abla. Elif. Valla teyzeciğim, kusura bakma ya. Önümüzde kazanmamız gereken çok zor bir savaş var. Yapacak bir şey yok. Yani ben söyleyeyim, annemin bu düzgün ve dürüst tavırları
bize bu seçimi kaybettirecek net. Aman abi ya, annemin bin tane işi var zaten, işi başından aşkın. Sen varsın, babam var, hangi birinizle uğraşsın ya? Arca nereden çıktı bu dernek işi, ne gerek var? Ya yavrucuğum, yani biz mi kaybedelim? Kazanamayalım mı biz? Kötüler mi kazansın? Korfalılar mı kazansın ya? Bir dakika ya. Ha. Ozan da Korfalı ailesinin bir üyesi. Evet. Kötüler kazanmasın, iyiler kazansın. Ben kazanayım, benim annem kazansın. Evet. İyi de nasıl kazanacağız arkadaşlar? Heh, soru işte, bu. Asıl soru bu, doğru soru bu. Ozan bir saniye. Annemin en iyi yaptığı şey ne? Bu mahallenin tutkalı harcı ne? Düşünün, söyleyin hadi, hadi. Yani annem beni dövmede çok iyidir. Mahallenin tutkalı harcı da işte ters oluk olur, ne bileyim. Ay sonunu getirememek falan, öyle şeyler mi? Abi saçma sapan konuşma ya. Annemin en iyi yaptığı şey tabii ki de yemek. He, doğru. Bu mahalle nerede buluşuyor? Burada buluşuyor. Burada. Ortak noktası neresi? Burası. Nerede karınlarını doyuruyorlar? Nerede mutlu oluyorlar? Menekşe ev yemeklerinde. O yüzden sen de yarın ne yapacaksın? Hı. Bütün masayı, sandalyeyi dışarı çıkartacaksın. Yemekleri üstüne dizeceksin. İnsanların, mahallenin bir kez daha gönlünü fethedeceksin. Yani annen fethedecek. İşte bu kadar. Bu kadar basit. Benim kardeşim bir... Dahi, gerçekten dahi. Bir zeka küpü. Tamam, o zaman siz buraları toparlayın. Ben de gidip bu mutlu haberi başkan adayımıza vereyim. Hadi gittim ben. Gıcık ya, kaytarmak için illa yer arıyor. Bakıyorum da Korfa'nın adı geçince senin işlemci bayağı hızlı çalışıyor. Maşallah. Bana bak Zeyno, Korfalı demeyeceksin. Bana Ozan'ı hatırlatan herhangi bir şey söylemeyeceksin. Ha bir de ne diyor ya? Utanmadan neymiş? Bana bir şey olsa o gelir benim başımda sabaha kadar beklermiş. Ya ben sanki onu sabaha kadar beklemedim ya. Gözüme uyku girmedi ona bir şey olacak diye. Bacım pardon da sen bunu söyledin mi? Çocuğun nereden haberi olsun? Allah Allah. O zaten Çağla'sı da çok mutlu. Benim ona bir şey söylemeye gerek yok ki. Ben ne yapsam o beni görmüyor. Benim yaptıklarımı görmüyor. O yüzden hiçbir şey söylemeye gerek yok. Sen de gördün işte Musa. Ne bir geçmiş olsun dedi ne de hastaneye geldi. Ama ne yaptı? Gitti bana bu mandalinalar aldı. Neden? Kafa karıştırmak için. Esra'nın olayı bu çünkü, bu. Abi tamam dur. Ben getiririm. Abi sizin asıl probleminiz ne biliyor musun? Doğru düzgün konuşmamak. Ya alsan karşına, şöyle bana sorduklarını açıkça ona sorsan... ...böyle kafa patlatmak zorunda kalmayacaksın ya. Doğru düzgün konuşmak ve Esra. Güldürme beni. He, işte tam olarak sorun bu. Ya ne zaman bir araya gelseniz 3 saniyede birbirinize giriyorsunuz ya. Kimin yüzünden acaba? Musa kimin yüzünden? Sen Esra ile konuşmak ne kadar zor biliyor musun? Zeyno ne yapıyorsun sen benim telefonumla? Hiç. Senin hiçbir şey yapmamandan Sıtkım sıyrıldı. Ozan'a mesaj attım. Ne? Ne yaptın, ne yaptın? Gece yanında kaldığını söyledim. Hayır. Bırak. Bak seni mahvederim. Ay senin o saçlarını yolarım. Erçten. Ara. Ne dur? Bir dur. Bir konuşalım. Vallahi ne konuşalım? Ya bak seni bal gibi kılıp. Abi sizin oturup kavgasız gürültüsüz birbirinizi dinlemeniz lazım ya. Başka türlü olmaz. Senin bu dediğindense benim buradan kalkıp aya gitmem daha mümkün görünüyor Musa. Ayrıca ne var abi telefonda? Bir versene artık şunu bana. Pardon abi dalmışım. Esra mesaj atmış. Ha, ne yazmış? Silmiş. Abi yazmış ve silmiş. Ne yazdın, ne sildin, niye yazdın, niye sildin ya? İşte bak, delirtecek. Tamam mı? Beni delirtecek bu Musa, delirtecek. Ya tamam abi işte, şimdi ara sor. Ne yazdın de? Ya niye sorayım ya? Niye sorayım? Sorduktan sonra bana diyecek ki sen beni merak mı ediyorsun? Ya, merak etmiyor musun? Etmiyorum abi, etmiyorum. Allah Allah. Ben ne merak edeceğim onu ya? Peki. Musa. Efendim abi. Bizim Koray var ya. Evet. Biz Koray'ı mı arasak? O böyle mesajları falan geri getirebiliyor ya. Yok artık. Ne yok artık ya? Al işte Musa, gördün mü? Bak insanın dengesini alt üst ediyor. Bir ayrını bozuyor bu Esra. Sen hala onu sor. Hala onu sor. Görmemiştir değil mi? Görmemiştir yani. Görse görüldü yazardı. Lütfen görmemiş olsun. Ne olur görmemiş olsun. Allah'ım ne olur görmüş olsun ya. Her şey çok saçma abi. Sen Çağla'yı gördüğünden beri böyle bir triptesin falan. Ya ne tribine gireceğim ben? Çekil şuradan. Esra, bacım.
İtiraf et, sen de rahatla, ben de rahatlayayım. Mahalle bile atlasın ya. Neyi itiraf edeyim Zeyno? Bak beni gıcık etme. Hala bık bık konuşma. Kızım, sen Ozan'ı bayağı bayağı kıskanıyorsun ya. Kıskanmıyorum ben Ozan'ı. Aşık olmadığım insanı niye kıskanayım? Yani bilmiyorum. Şimdi buradan bakıldığı zaman bütün oklar onu gösteriyor. O yüzden yani. Ben Ozan'ı kıskanmadım, kıskanmıyorum, kıskanmayacağım. Tamam mı? Nokta. Tut bakayım şunu. Hı. Bir daha tekrarlıyorum. Ben Ozan'ı kıskanmadım, kıskanmıyorum, kıskanmayacağım. Ters çevir. Konu kilit bitti. Bakar mısın ya? Şuna bak ya. Neye gülüyorlarsa bu kadar şirketin ortasında. Ben adam değilim. Tamam. Esra Hanım. Biraz gelir misiniz? Buyurun Ozan Bey. Dün gece ne yazdın o mesajda? Hangi mesajda? Hani bana attığın sonra hemen sildiğin mesajda. O mesaj. Ben aslında Zeyno'ya mesaj atmak istemiştim. O size geldi. Ben hemen sildim ama bilerek değil. Bilerek değil. İyi tamam canım o zaman bilerek değilse. Nasıl bilerek değil Ezra? Hı? Mesela o elbiseyi bilerek giymediğin, o parfüm bilerek sıkmadığın gibi mi? Ya da o mandalinaları bilerek almadığın gibi mi? Tesadüf oldu. Hepsi tesadüf. Tesadüf. Yalnız ben de tesadüfen Pınar'ın alışveriş listesini buldum. Bil bakalım ne yok. Evet. Bildin. Mandalina. Esra sen ne yapmaya çalışıyorsun? Sen neyin peşindesin bana şimdi hemen burada söylüyorsun. Dosyalar. Dosyaların peşindeyim. Feri efendim dosyaları bekliyor. Onları hallediyordum ben. Sıcakladın mı? Sıcak. Tabii ya çok sıcak. Ya sanırım yani bilmiyorum galiba klimalar bozuk. Bana sıcak bastı buna. Evet ya böyle giderse buharlaşacağız burada oturduğumuz yer. Ya bir şey söyleyeceğim Esra. Senle boğaz açılalım mı akşam? Tekne turu mu diyorsun? Ay yok. Yani istemem. Yani boğazı çok severim. Boğaz turu da severim ama o kalabalığa hiç giremem ben. Kalabalık sevmiyorum. Yok canım ne kalabalığı bizim... Ya arkadaşımızın teknesi, arkadaşımın teknesi var. Onunla çıkarız diyorum. Bu nasıl bir arkadaş çevresi? Stajyer mi? Ne oluyor? Okuldan tanıyorum ya. Okul arkadaşım. Ne diyorsun? Ya çıkalım mı? Söyleyeyim mi çocuğa? Yani olabilir. Neden olmasın? Ay güzel olur. Süper. Günaydın Çınar. Kendime kahve alıyordum. Birden aklıma sen geldin. Sana da alayım dedim. Çok iyi bir üçüncü nesil kahveci keşfettim. Soho'da dükkanları var. Aynı zamanda İstanbul'a da açmışlar. İlk deneyenlerden olmak istedim. Ayrıca senin de ilk deneyenlerden olmanı istedim. Süper. Sağ ol yani. Hiç gerek yoktu aslında ama teşekkür ederim. Afiyet olsun. Gaye, bana kahve yok mu? Maalesef. O zaman afiyet olsun Çınar'cığım. Umarım beğenirsin. Sağ ol. Ne oluyor? Kahve almalar falan. Bilmiyorum hiç. Benle alakası yok yani. Sakin, sakin çocuklar. Sakin. Hepsinin zamanı gelecek. Yiyeceksiniz. Hepsinden yiyeceksiniz. Şimdi... Sessizlik, sessizlik. Değerli başkan adayımız Menekşe Erten sizlerle seçildikten sonraki icraatleriyle ilgili küçük bir konuşma yapacak. Evet, huzurlarınızda Menekşe Erten. Sana inanıyorum. Lütfen, lütfen. Pamuk ellerinizi yormayın. Ben hizmet için buradayım. Alkış, alkış. Emniyelim.
hem konuşalım. Lütfen, buyurun. Yok. Buyurun. Biliyorsunuz benim öyle büyük büyük vaatlerim olmaz olamaz. Çünkü ben söylediğimi yapar, yapamayacağımı asla söylemem. Bravo, bravo. Tabelalar. Diyorum ki tabelalarımız bir örnek olsun. Camlarımızın önü, balkonlarımız, kapılarımızın önü çiçeklerle dolsun. El ele verelim, beş çeşmelerimizi güzelleştirelim. Peki bizim bir açık hava sinemamız olmasın mı? Ne dersin? Olsun, neden olmasın? Olsun, olsun, olsun. Ne deriz? Allah deriz be. Bravo Menekşe, senleyiz. Canımsın, teşekkür ederim. Kardeşlerim, kardeşlerim. Ses, bir, iki, üç deneme, ses. Bir, iki, üç deneme, ses. Sevgili mahalle sakinlerim. Sizlerin karşısına muhteşem ve imkansız projelerimle geliyorum. Buyurun gelin. Hadi. Gel. Hadi. Megafonu atladık bak. Megafon işe yarıyor. Hadi gel. Bir dakika, bir dakika ya. Buradayım ya. Burada kalsın. Nereye hemen? Ne oluyor? Ne oluyorsun var anne işte. Bak kim inanır, kim inanır o vaatleri dedi. Şuraya bak. Güneşe dönen güne bakanlar gibi hemen anında döndüler. Vay da. Hazır mısın bombaya? Ben gideyim de bir dinleyeyim ne olur. Hazır mısın? Gitsin. Hazır mıyız? Denizi ayağımıza getiriyorum. Bravo. Sahile inmeye son. Bunu nasıl mı yapacağım? Sizlere anlatayım. Ne o ya iğne mine? Bana da mı? Annem beni vurur. Hiçbir şey olmaz. Çok yakıştı Eko. Açtın. Evet gülüyorsun. Benim çok güzel gülüyorsun ama şimdi izin veriyorum gülmene. Geldi. Son gülen iyi güler biliyorsun. Göreceğiz. Göreceğiz hadi bakalım. Yürekli komşularım. Bakın. Broşürlerimiz, rozetlerimiz burada. Takalım. Takalım ki tarafınızı belirleyelim. Öyle değil mi? Evet. Buyurun. Denizi ayağınıza getirdikten sonra... Bunu anlatıyorlar. Hep anlatıyor. Bakın yine bomba geliyor. Denizi ayağınıza getirdikten sonra... her eve birer tane 24 ayar bilezik... Alkış! Alkış! Bileziksiz ev kalmayacak. Bravo! Ruh artık ama ya. Bitmedi. Bitmedi. Bileziklerden sonra mahallemizin futbol takımını birinci lige çıkartacağım. Birinci! Bak işte futbol önemli. Bunu bizim söylememiz lazımdı. Bunu niye bulayım ben? Niye takıyorsun? Elif takıyor. Menekşe nereye gidiyorsun? Bir dakika! Bir dakika! Zümrüt Hanım, ufakat da civcivler yesin. Neymiş Deniz'i ayağınıza getirecekmişmişmiş de birinci lige çıkaracakmışmışmış da. Tamam anladık yalancısın da. Yalanın da bir edebi olur. Bir üst trubu olur canım. Bakın sizler de gördünüz, şahit oldunuz. Yırtına yırtına, tıpış tıpış, kendi hür ve özgür iradesiyle benim tarafımı seçti. Bunlar zaten ailecek hep bizim peşimizdeler. Vakti zamanında oğlu şun bir yanlış yaptı ama derhal o yanlıştan döndü. Umarım sizler de yanlış yapmazsınız. Beni seçersiniz. Teşekkürler. Teşekkürler. Bravo. 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 Hadi be oradan. Hadi be oradan. Sen benim kızıma kurban ol, kurban. Yalnız hepinizin bildiği bir gerçeği yeniden hatırlatmak istiyorum. Benim kızım onun oğluşunu boşadı. Yalan. Yalan. Yalan mı? Aslan gibi oğlum. Hayır. Zeus. Madem oğluşun hatasından geri döndüyse... neden geçen gün kendini kızımın önüne attı? Allah korusun, Esra için az kalsın canını veriyordu oğlun. Hastanelik oldu be. Ne canım? Abla. Esra için mi? Hı. Esra için. Esra için, indir beni. Yavaş. Abla dur. Oğluşum! Abla! Ay. Anne. Oğluşum! Abla. Menekşe teyze ya. Ay. Bakma dön. Çok güzel. Nasıl dağıttı annem yine? Vallahi bravo annem. Evet, nerede kalmıştık? Kullanıcı sayımızdaki artışla doğru orantılı olarak uygulamamız da her geçen gün daha da büyüyor. O yüzden bu noktada bize düşen... Oğluşum! Ozan Bey, annem geldi. Ne olur duyduklarım doğru değildi. Ne olur oğluşum, duyduklarım doğru değildi.
Anneciğim, anneciğim. Sen, ne oluyor? Bir şey olmuyor oğlum. İyi misin sen? Her şey yolunda mı olur? İyiyim ben, iyiyim sen. Tamam. Allah düşer bayıldım. Anne sakin, tamam. Gel sen bir otur şöyle. Gel, otur otur otur. Arkadaşlar bugün bu kadar. Yeter, sonra devam ederiz. Tamamdır Ozan Bey. İyi misin? Ha? İyiyim. Senin burada ne işin var anne? Buluşum. Sen Esra için canını mı veriyordun ha? Doğruyu söyle bana. Esra için anne, canını mı veriyordun? Anne, yavaş yavaş. Buradaki kimse Esra'nın benim eski karım olduğunu bilmiyor, bilmeyecekler. Tamam mı? Bak bu çok önemli. Bak lütfen. Ya 40 kere söyledin tamam. Bilmesinlerdi zaten. Ne gerek var? Ya sen ne oldu? En başından anlat. Uzun uzun anlat. Anneciğim çok önemli bir şey değil. Tamam, o yüzden sana söylemedik zaten. Biz çekimdeydik Esra'yla. Onun da kafasına set ışığı düşüyordu. Ben onu görünce de onu korumak için üstüne kapandım. Bu kadar. Bu kadar. Başka bir şey yok. Tamam. Ya niye bırak düşsün ışık? Sen niye müdahale ediyorsun? Sen kadere niye müdahale ediyorsun ya? Bırak ne hali varsa görse onu kim kurtarırsa kurtarsın. Allah kurtarsın. Sen yeter. Ne karışıyorsun? Yeter tamam. Yeter tamam bak. Zaten gördüğün gibi iyiyim. Bir şeyim yok tamam mı? Sapasağlamım. Bir günde hastanede tedbir için tuttular. O kadar. Anne nasıl söyleyeyim sana? Baksana şu haline. Ya sen iyice panikleyecektin. Ben nasıl söyleyeyim gerçekten sana? Gerçekten ya. Gerçekten ben... Ozan Bey, Sema Hanımlar geldi. Çok pardon ama iptal edelim mi? İptal. Hayır, iptal etme. Pınar, benim odama al. Ben birazdan geliyorum. Tamam. Tamam. Anneciğim, gördüğün gibi benim bir toplantım var. Ben şimdi onu halledip geliyorum, tamam mı? Tamam. Bak, sen de burada dur. Sakın bir yere gitmek yok. Nasıl? Öyle. Oğuzcum, çocuk muyum ben? Daralırım burada, sıkılırım, bunalırım. Anneciğim, sıkılmazsın. Koskoca oda bak. Şurada iki gezeyim canım, ne olur. Gitmezsen kartlarını sana geri veririm. Gerçekten verir misin? Gerçekten verir. Ya söz konusu bebeklerim olunca istersen ben gece bile burada kalırım. Ay canlarım. Bu ne? Ne ne? Anneciğim şunu da bir çıkar. Hayır. Daha hayır hayır onu hayır. Bir çıkar. Anne koskoca şirket onu çıkar. Başka bebekler. Gidiyorum. Tamam. Uslu duruyorsun. Tamam. Bebekleri unutmuyorsun. Daraldım be. 5 dakika geçsem ne olur ki? Zaten onun toplantısı uzun sürer, dönmez hemen. Ne yapıyorsun oğlum? Dikkatli kullan sıra bisikletini. Teyze iyi misin? İyiyim, bu da bisiklet de değil. Bu ne böyle? Scooter bu ya. Scooter. Doğru at turunu. Eskitmeden kullan. Oğluşumun paralarıyla alınıyor bunlar, hadi. Düzgün düzgün git. O onu nasıl tartıyor ki ya? Elin yağlıysa falan oraları şey yapma. Elini temizken oralarla oyna. Herkesin elinde bir telefon. Ay maşallah ya, şu zenginliğe bak ya. Of. Tık 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 basma kızım, öyle eskir. Yavaş yavaş, nazik. Şey, hor kullanmayın, arkadaşını oyalama. O telefonu bırak oğlum, ne yapıyorsun? İşinle ilgilen. Mesai saatleri içinde telefonunuzu cebinize sokacaksınız. Yapmayın, üzülüyorum. Bunun ne işi var burada ya? Üzülüyorum, sonra Zümrüt niye öyle sinirli? Şey yapmayın. Dip boyan gelmiş. İşinizle ilgilenin, işinizle ilgilenin. Ya galeri gibi şuraya bak, şahane. Uyuyor mu bu? Yok. Şişt. Kalk. Uyumaya mı geldin buraya? Ayda 1000 lira maaş alıyorsun, dur. Kalk. Yılan. Necisin sen? Stajyerim ben. Ne? Stajyer. Stajyer. Ben biliyorum senin ne yediğini. Stajyer misin? Kaç yaşındasın?
30 yaşında stajyer mi olur? Artık karta kaçmışsın sen. Senin yaşındakilerin 3-4 tane çocuğu var. Mutlu yuvaları var. Sen burada ne lise öğrencisi gibi duruyorsun? Ya işte oğlu şu onu yok gayreyi ya, dayanamıyor. Yani vicdanı el vermiyor, ihtiyacı olan herkesi işe alıyor böyle ya. Ama o da ne yapsın işte, ne yapsın? Pardon, siz kimsiniz acaba? Siz kimsiniz miyim? Hı hı. Kim olabilirim? Yani şöyle bir düşündüğün zaman, kim olabilirim ben? Bütün buraların sahibi, CEO'muz Ozan Korfalı'nın annesi Zümrüt Korfalı'yım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ay torun ne o öyle koro halinde? Hiç hoşlanmam. Çok memnun oldum. Efendim? Çok memnun oldum. Tabii ki memnun olacaksın. Beni tanıyıp da memnun olmayan yok ki. Tabii ki olacaksın. Zümrüt Hanımcığım, hanımefendi. Ozan Bey'in odasını belki karıştırmışsınızdır. Onun odası başka bir koridorda. O koridorun sonunda. Ama yani malum yaşlılık olabilir böyle şeyler. Yaşlılık. Ben gayet bilinçli olarak buraya geldim. Teftişe geldim. Ağız mı ayırıyorsunuz, iş mi yapıyorsunuz görmeye geldim. Odasını biliyorum. Yaşlılıkmış. Stajyer, sen bana az şekerli Türk kahvesi yap, toplantı odasına getir. Bu sinsirek. Dikkat edin. Sinsirek ne diye soracak olursanız... sinsiyle engerek yılanı karışık. Tıslayan bari be soktu, zehiri bıraktı. Yüz göz olayım. Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? Tiyatro mu var burada? Herkes işiyle ilgilensin. Aa, bu ışıklar çok gereksiz burada ya. Kapatın, kullanmadığınızı kapatın ya. Amma garip kadınmış Ozan, Ozan Bey'in annesi ya. Öyledir o, gariptir. Garipmiş yani. Neyse ben gideyim kahvesini vereyim de benim başım ekşimesin şimdi. Uzun uzun koridorlar, E5 karayolu mu desem, parklar, bahçeler mi? Bunlar da dinleniyor mu, çalışıyor mu belli değil. Tamam, sen onu bana mail olarak iletirsen ben de incelerim. Bana mı dediniz? Kızım sen kimsin? Kimlerdensin? Necisin? Nasılsın, iyi misin? Siz kimsiniz? Ben Ozan Korfalı'nın annesiyim. Aa öyle mi? Namı diğer mahallede CEO da diyebilirsin. Hatta Zümrüt anne bile diyebilirsin. Yani ne dersen diyebilirsin. Öpeyim ben, merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kim, sen kimsin? Ben Çağla Yılmaz, Millennium Soft'un ortağıyım. Ya! O Çağla sen misin? Ya bilseydim daha önce gelirdim şirkete. Bakayım geç kalmış mıyım kızım, bakayım. Ya geç kalmış. Anlamadım. Şey diyorum, gel biraz sohbet edelim seninle. Tabii buyurun lütfen. Sen önden git. Allah'ım bu nasıl bir şey ya? Buyurun. Oh, yiyin çocuklar, yiyin. Sizin oyunuz yok ama geldi, olsun siz de yiyin. Evdekileri ikna ediyoruz. Oylar Menekşe'ye. Oh, aferin. Oh, hadi bakın. Reşalar geldi efendim. Buyurun. Taze taze. Oh, oh, afiyet olsun. Buyurun, afiyet olsun. Buyurun. Anneciğim, vallahi senden korkuldum. Nasıl yapıştırdın sağ kroşeyi Zümrüt teyzenin zayıf karnına? Vallahi ruhum, Eko doğru söylüyor. Senden korkulurmuş. Tamam, bunun sol kroşesi var. Beklesin o. Vallahi beni deli etmesin. Bir sürü kozum var. Hepsini ortaya dökerim. Herkes ayağını denk kalacak. Anne, vallahi senden korkulur ya. Pardon, bir börek de alabilirim ben ikşam. Abi, tabii kardeşim. Yalnız her börek bir oy demek. Onu unutmayalım, lütfen. Bak, bak ne yapıyor bak. Tamam, tamam. Üzülmesin. Anneme bak ya. Bizi böyle bıraktı, çekti gitti. Hava sıcak, başına güneş geçecek. Hayır, ben abimle konuştum. Hiçbir şey yokmuş yani. İyiymiş, şirkete gitmiş hemen. Ozan'ımı çarpmasa bari. Şimdi kim bilir başına ne çoraplar örüyordur. Paşa dedemiz bizi böyle yetiştirdi. Ha, sizin soyunuz Osmanlı'ya mı dayanıyor? Hı hı. Saray. Saray kökünden gelmeyiz. Yani zaten İstanbul'da İstanbul hanımefendisi kaç kişi kaldık ki şurada? Yani türümüzün son örneğiyim neredeyse. Zümrüt Hanım, kahvenizi getirdim.
kusura bakmayın, birazcık soğudu. Çünkü şirket büyük olunca ben toplantı odalarını karıştırdım anca. Tamam, koy şuraya hadi. Teşekkürler Esra'cığım. Sen niye zahmet ettin? Ya mutfaktakileri söylerdik, onu hallederdin. Hiç sorun değil Çağla Hanım. Ben hallettim, getirdim. Sen ne iyi kalpli bir kızsın öyle ya. Melaike gibisin. Yani insanın senin gibi gelini olsa var ya, sırtı yere gelmez ha. Ne gelinler var biliyor musun? Ne gelinler. Saygısızlık desen onlarda, kabalık desen onlarda, ne büyük bilir, ne küçük bilir. Fenalar onlar. Ya Çağla Hanım, doğru, doğru. Ama bir de ne kaynanalar var bilir misiniz? Gelininin mutfağından kettle götürmüşlüğü var. Hatta bazıları ne yapıyor biliyor musun? Böyle gelin damat fotoğrafı oluyor ya. Gelini buradan yırtıp atıyor. Yok canım, yani o kadar kötü kalpli insanlar kalmamıştır bence. Onlar anca dizilerde oluyor. Tabii. Yok, kalmaz olur mu? Var. Hatta bazılarının zulmüyle baş etmek o kadar zor ki... ne siz sorun ne ben anlatayım. Yaptıranlar utansın. Yani bakış açısını değiştirmek gerekir değil mi? Yani misal bir kayınvalidenin senin gibi bir gelini olsa... öyle yapar mı hiç? Ha? Yapan yine yapar. Yapmaz. Yapar, yapar. Yapmaz. Yapar. Oğluşum. Ne oluyor burada? Ne yapalım oğluşum? Çağla kızını hasbihal eğiliyorduk. Kendisini çok sevdim. Ben de sizi çok sevdim ben de. Ne kadar asil, ne kadar zarif bir hanımefendi. Diğer kızlar gibi kaba saba değil. Saygısız değil. Nasıl davranması gerektiğini biliyor canım benim. Hanım o kadar yani. Hı-hı. Güzel. Çok sevindim ben birbirinizi sevmenize. Afiyet olsun. Ben sizin sohbetinizi bölmeyeyim. Tükürdü bu içine. Hadi bakalım. Anneciğim benim de dışarıda biraz işim var. Hadi giderken bırakayım seni. Tamam oğluşum. Dur bir dakika. Ben Çağla Hanım kızımla vedalaşayım, geliyorum hemen. O kadar. Tabii. O kadar oğluşum. Tamam. İyi, tamam, ben bekliyorum o zaman. Tamam, tamam oğluşum. Ben çok memnun oldum senden. Ya öptük oğlum. Ah canım benim ya. Nasıl sevdim seni, nasıl sevdim. Ya bu benim hiç içime sinmedi. Şöyle yapalım. Akşam bize yemeğe gel. Bu akşam geleyim. Hı. Hı. Yok, ben hemen rahatsızlık vermek istemem size. Ne rahatsızlığı? Yemek dediğin nedir ki benim elimin kiri? Ya 5 dakikada 12 çeşit yemek yaparım ben, bilen bilir. Hiç rahatsızlık vermezsin. Ozan'ıma da söylerim. Hep beraber şöyle güzelce yemek yeriz, sohbet ederiz. Hem birbirimizi daha yakından tanırız. Tabii ben o zaman seve seve akşam geleyim size. Bekliyorum. Hadi. Kahveyi içme sen. Tamam. Ay şu güzelliğe bak. Güneş güneşliğinden utanır, tutulur kalır seni böyle görünce. Akşama görüşürüz. Görüşürüz. Pınar'cığım ben işlerimi halledip geleceğim. Sen dosyayı odama bırakabilirsin. Tamam Ozan Bey. Oğluşum. Hah anneciğim. Oğluşum bu akşam bize yemeğe gelsen diyorum. Nereden çıktı anneciğim bu yemek? Ya ben ne zamandır böyle ailecek oturup yemek yememiştik. Hadi oğluşum, kırma annesini. Annem. Hadi annem, ne olur. Tamam, gelirim. Oldu bu iş. Ne? Oldu. Oldu diyorum yani, işini bitirince gelirsin. Tamam. Tamam. Hadi gidelim. Hadi. Seyran değil, ne alaka ya? Ya yemin ediyorum millete kahve taşımaktan kurudum kaldım. Şuna bak. Esra bir şey söyleyeceğim ya. Senin kariyerin böyle baristalığa doğru mu ilerliyor, bana mı öyle geliyor? Oo, keyfimiz bayağı kaçmış ya. Hadi kalk bir kahve ısmarlayayım sana. Yok. Ben zaten başkasına hizmet etmekten kendi işlerimi yetiştiremedim. Kalıp biraz daha çalışıyorum. Yani bizim akşamki tekne işi yalan diyorsun. Ya evet ya Çınar, o da yalan olacak. Çünkü anneme yardım etmem lazım seçim işleri için.
Ne seçimi ya? Muhtarlık falan mı? Yok. Benim oyum Menekşe teyze. Yok değil ya. Mahallede dernek için başkanlık seçimi vardı. O yüzden anneme destek olacağım. Yani bence Menekşe teyzenin işi kolay. Her seçmenin ağzına birer tane sarma verse çözülür. Biz de zaferini kutlamaya gideriz tekneye artık. Ya bilmiyorum, bakacağız bakalım kazanacak mı? Ama olabilir. Süper. Bu da sonuncusu. Her şey tamam mı? Eksik gedik yok değil mi? Ha? Yaprak sarması kuş üzümlü koydun. Şey, yeşil mercimek salatası koydum. Tamam. Tereyağında trüf mantarı. O ne be? Ay nereden bileceksin fakir? Onlar zengin yemekleri, ver. Bana bak, eğer benim yaptığım yemekleri dağıtıp milletten o isteyeceksen boş yere uğraşma, yemezler. İşte küçük insanların küçük planları. Menekşe, dernek başkanlığı benim bir. Bütün bu yemekleri de gelinime alıyorum iki. Akşama resepsiyon vereceğim gelinime ben. Peki damadım bundan haberi var mı? Ay o çocuk 5 dakika tahammül edemiyor Şeyma'ya be. Ya bırak Şeyda'yı, Ceyda'yı, Berna'yı Allah aşkına ver diyorum. Ben first lady'mi buldum. Haseki Sultan'ımı buldum, ver. Gelinimin kalbini fethedeceğim. Hem de senin yaptığın yemeklerle. Kimmiş seni first lady? Kim bu first lady'si? Vay vay vay, bu ne güzellik ya. Gözüm kamaştı. Nasıl? Olmuş mu? Beğendin mi beni? Çok güzelsin de düğüne falan gitmiyorsun değil mi? Damadın kafasını karıştırsın, başımıza iş alırız bak. Yok, düğüne gitmiyorum ama Ozan'ın annesi beni yemeğe davet etti, oraya gidiyorum. Allah Allah. Ozan'ın hayatına Truva atı gibi gireceğim diyorsun. İçeriden fethedeceğim kaleyi ha. Çınar, abartılı olmamışım değil mi? Çünkü Ozan'ın annesi o kadar zarif bir kadın ki beni beğensin istiyorum. Ozan'ın iki tane mi annesi var? Çünkü aynı kişiden bahsediyor olamayız şu an. Ya saçmalama Çınar, bugün şirkette gördük ya annesini işte. Ya işte ben de onu diyorum. Bana biraz değişik geldi ama bu benim fikrim tabii. Önemli olan senin anlaşman. Biz çok iyi anlaştık bence. Hadi yürü, yemekler soğumasın o zaman, hadi. Ya ben şimdi gideceğim de... Ozan beni aramadı ki. Ya ben evin adresini de bilmiyorum, geç de kalmak istemiyorum. Ne yapacağım, ne yapacağım Çınar? Ne yapacağım? Ozan'ı arayacağım. Çok iyi fikir. Arayayım değil mi? Ara. Arıyorum. Ara. Tamam. Ay çok heyecanlıyım. Efendim Çağla. Ozan neredesin? Şirketteyim, ne oldu ki? Aa, keşke haber verseydin. Yani ben beraber gideriz sanmıştım. Ama olsun, ben kendim giderim. Nereye gidiyoruz? Annene. Yani annem bizi yemeğe davet etti ya Ozan. Anneme mi? Ha, sen onu diyorsun. Tamam Çağla. Şöyle yapalım olur mu? Şey yapalım. Ben geçerken seni alırım, olur mu? Tamam, görüşürüz, bekliyorum. Anne, ah. Abi ne oldu? Annem, Çağla'yı da davet etmiş akşam yemeğe. Sıra da mahallede. Biliyorum Musa, biliyorum. İşte bak, soruyordun ya neden annene haber vermiyorsun kazayı diye. İşte tam bu yüzden haber vermiyor. Ya abi, lokanta evin karşısında. Her şey ortaya çıkacak. Nasıl yapacaksın? Bilmiyorum, ben ortaya çıkmadan bir şekilde halledeceğim Musa artık. Ne yapayım? Tamam, ara Çağla'yı, iptal et. Olmaz. Çok ayıp olur abi kıza. Tamam, ben çıkıyorum. Buyurun Ozan Bey. Nereye gidiyorsun? Ben de tam seni arayacaktım. İşim bitti. Mesaim bitti. Eve gidiyorum. Tamam. Akşam Çağla geliyor annem benim eve. Senin ortalarda görünmemen lazım. Seni görmemeli. Ne? Sıra. Bak, sen fazla ortalarda görünme. Seni görmemeli. Pardon, anlayamadım. Mesela acelem var. Zaten anlaşılmayacak bir şey yok. Sen bu akşam fazla dolanma mahallede. Ben lokantada sizi görmesini bir şekilde engelleyeceğim. Laflara bak. Neymiş, ben ortalarda görünmeyecekmişim. Neden? Çağla gelecekmiş çünkü. O yüzden benim mahallede dolanmamam gerekiyormuş. Ya sen kimsin? Sen kimin mahallesinden kimi kovuyorsun bir kere? Allah Allah, sen hala bu mahallede o gözlüklü Ozan'sın. Ben Esra'yım. Esra Erten'im ben. Hiçbir yere gitmiyorum. Mahallemi koruyorum. Al al al, sus. Ya şey, Zümrüt cadısının gelinim gelinim dediği şey kız, o kız mıymış ya çocuk? Ne? Zümrüt cadısı
Çağla için gelinim mi dedi? Yani şey geldi, yemek aldı buradan. Bütün yemeklerden aldı gitti. Akşam gelinime yedireceğim dedi ya. Ne? Anne sana inanmıyorum ya. Bir de yemeklerden mi verdin? Sarmadan da verdin mi? O siz oldu olacak ya, komple lokantayı kapatsaydık, romantik mum ışığı falan da yakardık, burada yeselerdi yemeklerini. Ama ben ne bileyim ya, Şeyma, Meyma bilmem ne. Bana da son dakika golü oldu kızım ya. Anneciğim, Çağla Güneş'se Şeyma anlamsız bir gaz ve toz bulutu yani. Hatta gezegenlikten atılan Plüton. Ben sana fotoğrafını göstereyim. Bana bak şu soğanı kafana atarım şimdi ha. Ne abarttın, güzel de güzel, güzel de güzel. Güzel kadın lan. Hiç kız mı görmedin hayatında ya? Ama güzel. Ayrıca o kadar da güzel değil. Gıcık. Yalnız bunlar istikrarlı bir şekilde benim gözümün önünde bütün ilişkilerini kademe kademe yükseltiyorlar. Adım adım yükseltiler ilişkileri. Doğru, doğru, nasıl doğru. Yani enişte enişte dedik de yani bu kadar da fazla sınırı aştı bu, ben söyleyeyim. Aynen öyle abicim. Konuş, devam et. Tabii canım, manita yap mahalleye gelmektedir ya. Ya ne manitası ya? Oo, manita falan değillerdir bence. Ayrıca konumuz o değil. Ben kendi sınırlarımı, kendi özgürlüğümü koruyorum şu anda. Evet, evet. Ertenlere bu yapılmaz. Ben sonuna kadar yanındayım. Ben de Esra Ertensem. Bu yemeği onlara zehir edeceğim, zehir. Yapıştır, yanındayım. Ya Ozan, istersen arabayı buraya park et. Ben de mahalleyi merak ediyordum ya, bir görmüş olurum. Yok ya. Hiç normal mahalle işte. Zaten geldik. Şurada. Peki. Geldik. Ben açarım Çağla'cığım kafeyi. Teşekkürler. Ne oluyor ya? Gel gel gel, ne olduğunu gör. Gel. Şuna bak. Ne? Nereye gideceğim lan? Hiçbir yere gitmiyorum. Buradayım ben. Burada bekleyeceğim. Sakin. Gel. Ne kadar kibarsınız Ozan Bey. Teşekkürler. Çağla'cığım bu tarafta. Heh. Hareketlere bak ya, nasıl tutuyor böyle bubbleı? Yine kumla dolun ya, ahtapot gibi. Ne git ya, hiçbir yere gitmiyorum diyorum. Bana şirkette de nedir biliyor musun? Ben şirketimde böyle şeylere izin vermiyorum dedi. Ben mahallemde böyle şeylere izin vermem, hadi bakalım. Yalnız Çağla da yani canlı da canıyor. Ne canı abi be? Tamam tamam, demedim. Ne diyorsun, zaten sinirliyim Allah. Çağla'nın mağlanı başlatacağım tamam, şimdi. Tamam ya. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Öpeyim. Berhudar ol evladım. Berhudar ol. Selam. Hoş Berhudar. Geldiniz. Hoş geldiniz. Ay, el öpenleriniz çok olsun. Buyurun lütfen. Buyurun, buyurun. Sen ne yapıyorsun sen? Ne bu hal? Ne yapayım oğlum? İyiyim. Her zamanki halim. Beyzadem. Beyzadem? Sen broşu mu söylüyorsun? İkinci Mahmut'un büyük büyük dedeme armağan ettiği broş. Ben de bugün takayım dedim. Ne diyorsun anne, ne Mahmut'u? Tekrardan hoş geldiniz. Buyurun oturun. Teşekkürler. Ne kadar güzel bir eviniz varmış Zümrüt teyzeciğim. Çok teşekkür ederim. Gerçi abartılı bulduğum birkaç şey var ama onları da zaman içinde değiştireceğim. Çünkü benim zevkim değil. Kız kardeşim Reyhan'ın zevki. Yani buna zevk mi desek? Görgüsüzlük mü desek, hani zevk yoksunluğu mu desek, ne yapalım işte Yücel abim de onu öyle yaratmış. Aşk olsun abla, ben mi görgüsüzüm, zevk yoksunuyum? Ay sana hiç yakıştıramadım. Bu evde başka Reyhan var mı Reyhan? Bence her şey mükemmel görünüyor ama özellikle siz çok güzelsiniz. Gerçekten çok teşekkür ederim teveccühünüz. Yani nasıl anlatsam ki... Asaletim, zerafetim köklerimden geliyor. Yani saray kaideleriyle yetiştirildim. Yani ister istemez tabii bünyede bir zerafet, asalet oluyor. Ya sizin dedeniz paşaydı sanırım o zaman. Paşaydı. Yok be. Rivayete göre işte benim büyük büyük dedem sarayda bahçıvan yamağıymış. Annem bu hikayeyi anlatmayı çok sever. Çok sever ama işte o da rivayet. Kesinliği yok değil mi anne, kesin? Beyzadem, beyzadem. Gençler de işte kendi aralarında şakalaşıyorlar, latifeleşiyorlar. Zümrüt teyzeciğim, bu arada ben bunu sizin için aldım. Umarım beğenirsiniz.
Ya ne gerek vardı? Ay çok zarifsiniz, siz de çok asilsiniz. Gerçekten kutusu bile pahalı. Değil mi? Hı-hı. Gözlerime inanamıyorum Elif. Bak görüyor musun? Görüyorum. Ne kadar güzel, Çağla Hanım kadar zarif bir heykel. Sanırım onu yanlış tutuyorsun abla. O bir vazo. Vazo mu? Vizyonsuz Reyhan. Vizyonsuz Reyhan. Sen oradan bakarsın, vazo görürsün. Biz buradan Çağla kızımla bakarız. Sanat eseri görürüz. Çok teşekkür ederim. Gerçekten mahcup ettiniz beni. Buyurun artık yemeğe çıkabiliriz. Üst kata geçelim. Buyurun. Hadi artık. Buyurun. Buyurun lütfen. Buyurun. Buyur kızım, buyur. Halicim ben de sana yardım edeyim mutfakta. Allah'ım yok oğlum, benim ev mutfakta. Vardır, vardır. Mutfakta bir şey vardır. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorum? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorum? Bunlar ne yapıyorsun sen? Bak ne yapıyorsan sakın aklından bile geçirme. Tamam mı? Aklından geçiririm oğluşum. Senin gözün kör olabilir ama benimkiler değil. Anneciğim Çağla benim iş arkadaşım. Tamam mı? İş. Tamam yapmışsınız öyle bir hata. Ben düzelteceğim inşallah. Ya, anne, anne ya. Her şey çok güzel görünüyor. Ellerine sağlık. Hadi. Zahmet etmişsin. Ne demek, afiyet olsun. Kızım sen şey yap. Aşağıdan peçete getir ver. Hadi. Yani aşağıdan geliyorsun. Niye getirmedin? Boyum kısa, yetişmedi. Boyum yetişmedi. Oğluşum sen şöyle geç. Geç şu tarafa geç. Beyza'cığım geç. Otur oğlum otur. Geç şuraya. Boynum biraz şey tutuldu da şu tarafa dönem böyle şey yapayım diye. Reyhan sen de yeter artık ha. Bak ya bak bak. Elif kalkar kalkmaz yanına tünedi. Pis fırsatçı. Hiç hayır falan da demiyor. İtirazı yok maşallah. Gıcık. Bak ya bak ya. Bırak annemin sarmalarını. Annemin sarmalarını yiyerek aşk taze ediyorlar ya. Tabii. Annem saatlerce uğraştı onu yapmak için. Bunlar yesin diye mi? Elif de görünmüyor ama. Neyse ya. Elif'im yesin sarmalardan, ne olacak? Ayda elde bir güzel yemek bulmuş. Doyusun o minicik karnını. Abi. Ya bir bana ya. Bak bir dinle, ne yapacağız diyorum ya. Ne yapacağız? Benim gururumu nasıl kurtaracağız? Oo gençler. Hayırdır? Oğluşumun zümrüsünün evini mi gözetliyoruz? Lan bağırma salak. Ne be? Abi. Ha. Aa. Ne? Ha tamam. Gel gel. Gel. Yukarı gel. Zümrüt teyzeciğim, ellerinize sağlık. Harika olmuş. O kadar restoran gezdim, o kadar lezzetli bir şey yemedim. Afiyet olsun kızım. Bu kadın bu işi biliyor. Biliyor. Bu kadın bu işi biliyor. Ya övmek istemezdim kendim ama elim lezzetli. Ya. Tabii ki de. Restoran açsanız zaten orası dolup taşar bence. Aa harikulade. Harikulade bir fikir. Ha bak ismi de hazır. Zümrüt'ün ev yemekleri. Oh. Ay böyle hep buralarım ağır geliyor bazen. Kızım sen hiç öyle şeyleri dert etme. Ben sana istediğin her yemeği yaparım. Sana, Ozan'a. Mutfak derdin olmaz. Diyeceksin ki Zümrüt teyzeciğim bir hünkâr beğendi hemen 5 dakika. Last kebap 5 dakika. Çünkü neden? Osmanlı mutfağını çok iyi biliyorum. Bir su muhallebisi yaparım. Heh. Kızım kapıya bak. Hadi evladım. Kapıya bakıver kızım. Zeynep. Elif. Hoş geldin, hayırdır? Elif, bizde tuz bitmiş. Ben bir girip tuz alayım mı? Dur hemen ben bir tuz alayım. Ben vereyim mi? Oo, Zümrüt teyze. Neler almışsın kız böyle? Ne alması kızım, kendim yaptım. Merhaba. Merhaba. Merhaba Ozan. Ben de her geldiğinde yanında başka bir arkadaş. Ben artık takip edemiyorum yani. Aa, öyle mi Ozan? Yani Zeynep işte takılıyor. O bayılır o takılmaya. Değil mi Zeynep? Yoo. Buraya al, masa ölmüş. Ben şöyle iki anı anlatayım da şöyle masa bir şenlensin. Güzel kızım. Sen gelene kadar bizim neşemiz yerindeydi. Hem sebebi ziyaretinin nedeni ne ki? Bak validen, pederin merak ederler. Hadi vakitlice evine git. Güzel yavrum. Hadi. Zümrüt teyzeyle merak edecekler. Mahallede dolanıyorum işte. Dur ne diyordum? Ortaokuldayken biz, bu Ozan bir şişmandı, bir şişman. Etler böyle boğum boğum. Sıkış sıkış. Dominozum. Ne yapıyorsun? Ama hiç belli olmuyor. Çünkü ben Ozan'ı tanıdığımdan beri Ozan hep gitti, hep zayıf. Ben işte o.
Ama o halini görmek isterdim. Kesin çok sevimlisindir. Çok sevimliydi. Çok. Çok yani doğurdum diye demiyorum. Gerçekten öyle. Şey var. Yok artık bir şey yok. Var var şey vardı. Biz ilkokuldayken sabahçıydık. Biz işte ders bitti mahalleye geldik falan. Bir baktık Ozan yok. Bu öğrencilerle derste kalmış. Çalışan ne oldu? Gerçekten mi Ozan? Yaptım. Evet. Ya o zamandan belliymiş daha iyi olacağı işte. Yani. Hadi artık git sen kızım. Sen git artık. Hadi ya hadi. Zeyno nerede kaldın? Meraktan çatlayacağım şimdi ortadan ikiye. Gelir gelir. Aa. Ha, ha, ya kız bacım. Ne oldu? Ne yaptın? Tamam mı? Hallettin mi? Okey mi? Tamam mı? Bitti tamam, mi? Sus anlatsana bir dakika. Her şey senin dediğin gibiymiş kız. Sırılsıklam alaşık Ozan'a ya. Gördün mü? Böyle bir kırılmalar, bir şeyler falan. Dombili'ye anlattın mı? Kız en çok ona güldü. Ya Ozan ne kadar tatlıymışsın. Kız ne yapmış bu hareketler ya? Ya öyle yapıyor. Kendi evimize ineceğiz desenize. Bana bak, bana bak. Tam üzülmek yok, üzülmek yok. Ne demişler? Biz bitti demeden bitmez. Var son bir hamlemiz. Var mı? Var var, bende o işler. Yaptım ben planı. Bizde de akşamlar böyle geçiyor işte güzel kızım. Yani işte sohbet, muhabbet, hasbihal. Birisi bir köşede kitabını okur. Birisi diğer köşede musikiyle hemhal olur. Ya? 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 Öyle mi? Öyle olur. Öyledir Beyza'da. Öyle tabii. İşte bizim yuvamız sanatın, edebiyatın, ilimin hakim olduğu bir yuvadır kızım. Öyledir. Ne kadar hoş Zümrüt teyzeciğim. Yani insanlar boş vakitlerinde alışveriş yaparlar, ne bileyim dedikodu yaparlar hatta. Ama siz öyle misiniz? Yani keşke herkes sizin gibi olsa. Keşke. Tövbe. Tövbe, gıybet şu kapıdan içeri giremez. Haz etmeyiz. Hele maddiyat kat'i surette gündemimiz olamaz. En sevmediğim konular. Tiskinirim. Tiskinirim ya. Zümrüt teyzeciğim, ben sizle tanıştığıma çok memnun oldum. Aynı şekilde sizlerle de. Yani o kadar güzel bir akşam geçirdim ki, o kadar keyif aldım ki teşekkür ederim. Ben de öyle güzel kızım, ben de öyle bilmukabele. Ama tabii Ozan'a da kızgınım biraz. Niye daha önce ailenle tanıştırmadın beni? O kadar güzel insanlarmış ki. Evet, evet. Beni hep Şeyda'larla, Ceyda'larla muhatap ettin, durdun. Ne yapıyorsun? Anlamadım. Ne yapayım? Yani şey diyorum, o açığı kapatırız biz, şey yaparız yani arayı. Çok görüşürüz, hallederiz diyorum benim Zümrüt gözlü kızım. Ben kapatacağım arayı, bu bir bitsin. Tamam. Ses mi geldi dışarıdan? Yo yo, kedidir o paşam. Biz sokağa kediler için yemekle su bırakıyoruz da. Malum hava çok sıcak. Ya. Evet, yüce gönüllüyüz. Yürü yürü, yürü tam. Yavaş sakin. Eğilerek. Bir dur ya, bir dur. Nasıl ya? Dur, dur, dur. Sus tam, sus, sus. Eğilerek. Aha, buldum, buldum, vallahi buldum. Hadi, hadi abi, hadi. Başarabilirsin. Ne gibi? Ha. Abi hadi, acele et abi, hadi. Bu doğalgaz şeymiş, vanasıymış ya. İnsan bir doğalgazla elektrik şeyini nasıl karıştırır? Tamam, tamam, buldum, şey yapalım. Elektriklerini kesmeyelim, doğalgazlarını kese. Abi saçma sapan konuşma, doğalgazı niye kesiyoruz ya? Doğalgazını kessek ne işe yarayacak? Doğru. Zaten annemden aldılar mis gibi yemekleri. Yemek de yapmayı bilmiyor ki Zümrüt Hanım. Bulacağız, bir yol bulacağız da. Hayır, ayrıca doğalgazını kessek, şimdi kış olsa kesseydik üşürdüler. Bunlar birbirlerini falan silinecek. Ya çocuklar, akşam akşam ne yapıyorsunuz bakayım burada böyle? Baba biz hiçbir şey yapmıyoruz, buradan böyle bakıyorduk. Baba biz Zümrüt teyzelerin elektriğini keselim dedik. Elektriklerini kesecektik ama bulamadık. Doğalgaz vanasını buldum ben, onu da kesmeyelim dedik. Sen geldin baba. Ya Zümrüt cadısının elektriğini niye kesiyorsunuz anlamadım. Babacığım ya küçücük bir mevzu vardı. O yüzden elektriği kesecektik ama ondan sonra hemen geri verecektik. Yani elektrik kesiliverecekti. Ne olacaktı ki? Yazıklar olsun be size, yazıklar olsun. Ya baba ben bir şey yapmadım. Eko yaptı, vallahi billahi Eko yaptı. Dedi ki, gel dedi, milletin elektriğini keselim dedi. Ama küçükten de böyle milletin saçını... Sus ya, bir sustum. Babacığım hayır ya, bak kendisi dedi bir mevzu vardı, elektriği kesecek. Sen bir sus, bağırıp durma, konuşma. Tamam, 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 susun, susun. Ben size böyle mi öğrettim? Aa,
Bu işler böyle olmaz. Trafodan olur. Evet, doğalgaz çıktı buradan. Dedim. Hem buranın elektrikle ne alakası var? Evet. Gelin, düşün önümü, ben size göstereceğim. Babam benim, aslan babam. Siz gidin, ben burada kalayım, sokağa kolaşan ederim. Tamam, gidin. Baba şey mi peki? Yani direkt trafodan çözülüyor diyorsun, ha? Doğalgaz yazıyor zaten. Ben yaptım o hata. Abi vallahi bu. Ben sana ışık yapıyorum baba. Yap yap. Çok heyecanlıyım ya. Baba inanamıyorum, nasıl açtın ya? Şş, Eko. Bu Zümrüt çatısının kapı numarası 31. 31, 31 baba, 31. Baba, baba. Kırmızı kabloyu kes. Şu aksiyon filmlerinde öyle oluyor ya. Kes kırmızıyı git. Eko saçmalama. Film mi çekiyoruz oğlum burada? Doğru, doğru. Bak şimdi şu mavi kabloyu görüyor musun? Evet. Oğlum onu kestiğim zaman Zümrüt çadısı ebedi karanlığına kaybolacak. Kes baba. Oğlum burada tecrübe koç. Büyüksün ya. Vallahi büyüksün. Ne yapıyorsun? Gitme be Melekciğim. Anne. Ay Melekciğim, aklımı aldın benim ya. Ne yapıyorsun oğlum? Anneciğim babam tutturdu. Tutturdu, ben Zümrüt'ün elektriğini keseceğim. Yani o madem o benim gözlüğümü kırdı, ben de onun elektriğini keserim diye tutturdu. Gitmiş evin orada doğalgaz trafoları öyle oynuyor. Dedim baba o değil, o değil, elektrik trafosu bu. Getirdim buraya, tam elektriği kesiyordu ki sen geldin anne. Ay, sus be! Bu da bir pabuç. Ya Menekşem, Eko çocuk becerememiş bir türlü işte, benden yardım istedi. Zümrüt cadısının elektriğini kesmeye çalışıyordu, ben de kıramadım. Kes yalçın. Ya hayatım bak, anlatamadım galiba. Ben kıramadım. Kes dedim. Neyi kesiyorum? Kabloyu kes. Ha, anneme gel. Madem o Zümrüt cadısı benim sarmalarımla, musakkalarımla yeni gelin ağırlıyor. Karanlığa boğun. Karanlığa boğun. Boğ baba, boğ. Anne büyüksün ya. Aile dayanışmasına gel. Şey, ko, tut. Hadi bakalım. Hadi. Baba, baba çok kesti. Baba bizi karanlığa boğdu. Yalçın ne yaptın? Oğlum, aman Eko. Ver. Sonuçta elektrik gitti mi oğlum? Ama fazla gitti baba. Gitti. İstediğin gibi oldu mu oldu. Artık gerisini sen düşün. Değil mi? Ruhum. Hadi biz de ufak tefek gidelim şöyle. Gel. Yalçın bozuktu babama köfteler ya. Mi? Bizi orta çağa gönderdi ya. Ay. Evet, bunları bir şey. Baba karanlığa boğdun bizi. Sadece bizimki değil. Bütün mahalleninki gitmiş. Allah'ım ya, olacak iş değil yani. Şimdi de elektrikler gidiveriyor, biz böyle mumlar içerisinde falan. Yani Çağla kızım, hiç kusurumuza bakma vallahi. Böyle değil bizim yaşam tarzımız. Ay yok estağfurullah Zümrüt teyzeciğim, ben halimden gayet memnunum. Ve görüyor musunuz, bugün de bütün aksilikler üst üste. Değil mi? Hayır, ağız tadıyla bir yemek yiyemedik. Şimdi birbirimizin yüzünü göremiyoruz. Anneciğim ben bir bakıp geliyorum, döneceğim hemen. Alışık olduğumuz lügatlar bunlar. Babamı kes ya. Vur dedik, öldürdü. Ya sen de niye gaza getiriyorsun babamı? Heyecanlandı, kafası karıştı işte. Ya yavrucuğum, ben nereden bileyim adamın bütün mahalleyi karanlığa boğacağını ya. Bir şey diyeceğim. Bu mevzu benim bu danışmanlık olayıma engel olmaz değil mi? Bana bak. Bu bildiğin suikast, öğrenirse biterim ben. Yok be abi. Nereden haberleri olacak? Kimin haberi olacak? Ayrıca elektrikler gitti mi gitti. Benim işime yaradı mı yaradı. Önemli olan bu. Vallahi her yer gitti ya, şaka. Esra? Hadi iyi geceler size o zaman. Git Ekrem, git. Esra senin başının altından çıkıyor değil mi bütün bunlar? Yo. Ayrıca ne alakası var? Elektrik idaresi miyim ben, trafo muyum? Mahallenin elektriği gitmiş işte. Ha, Zeyno'yu da sen yollamadın yani. Aa, Zeyno mu geldi? Esra, ne diyor? Bırak çocuk gibi yalan söylemeyi. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Hiç. Tamam Esra, bir daha soruyorum. Senin amacın ne, amacın? Neden yapıyorsun bütün bunları? Ya ne amacı ya? Ayrıca sen niye geliyorsun? Çağla Hanım merak etmesin seni. Şimdi dışarı çıkar falan, maazallah seni göremez, beni görür. Benim sonuçta görünmemem gerekiyor ya, ortalıklarda olmamam gerekiyor ya. Mesela sen beni mi kıskanıyorsun? Yok, kıskanmıyorum. Kıskanıyorsun, kıskanıyorsun. Kıskanmıyorum. Kıskanıyorsun. Kıskanmıyorum. Ben senin sadece hareketlerinden hoşlanmıyorum. Yok Esra ortalıkta görünme, yok Esra benim şirketimle ilişki istemiyorum. Ama sana gelince her şey normal. Sen istediğin her şeyi yapabiliyorsun değil mi? İster ilişki yaşarsın Çağla Hanım'la, istediğin yere gidersin, istediğin her şeyi yaparsın. Anladım, sen beni gerçekten kıskanıyorsun.
kıskanmıyorum diyorum ya. Ben seni kıskanmıyorum. Ayrıca sen kendini ne zannediyorsun ha? Ben aşık bile olmadığım adamın neyine kıskanayım? Doğru ya, ben bir an unutmuşum senin nasıl bir insan olduğunu, kusura bakma. Nasıl bir insanmışım ben? Mesela sen insana hasta yatağında geçmiş olsun diye demeyen bencil gaddar birisin. Sen anca can sık, huzur kaçır, tuhaf tuhaf hareketler yapıp insanların kafasını karıştır. Milletin keyifli yemeğini böl. Bunların hepsi senin için bir oyun, değil mi? Biz de senin oyuncağınız. Ama bravo, başardın. Gecemizi berbat etsin. Şimdi gidip mutlu olabilirsin. Hah, Ozan. Ben eve gideyim artık diyorum. Geç olma. Tabii. Teşekkürler. Ozan çok teşekkür ederim. Ben bu akşam çok eğlendim. Ailen de en az seni kadar tatlı. Ne demek? Ben teşekkür ederim geldiğin için. Çağla, annemin kusuruna bakma olur mu? Annem gördüğü her güzel kıza potansiyel gelin adayı gözüyle bakıyor. O yüzden bizim seninle arkadaş olabileceğimizi düşünmüyor. Yani biraz seni sıkmış, biraz fazla üstüne gelmiş olabilir. Ne olur tekrar kusura bakma. Yo, sıkmadı. Gelmedi de aynı zamanda. Önemli değil. Tamam. İyi. İyi. Bu topuz da sıktı ha. Aman. Özüne döndün sonunda ablacığım vallahi. Senin bu yaptığın var ya nitelikli dolandırıcılığa girer. Hadi al bebeklerini. Ver bebeklerimi. Al bebeklerimi. Ver bebekleri. Al. Aha, elektrikler de geldi. Ay ben sizi çok özür dilerim. Yerim ben sizi. Vallahi şunları bir tadın. Ya ben bunlarsız kendimi çok çıplak, çok savunmasız, çok yalnız hissediyorum. Çok yalnız hissediyorum. Hepinizi çok özledim. Bunlar huzurun, mutluluğun sesi. Anne ya. Madem sen istediğinde böyle makul bir anne olabiliyorsun. Sen niye bizi uğraştırıyorsun? Hı. Yani deminki kadını mı diyorsun? Evet. Ya hayır ya. Çok sıkıcıydı. O neydi öyle hanım hanım diye. Dünya nimetlerinden uzak, sevimsiz bir donuk bir şey. Ya şu oğluşumla zümrüt gözümü baş göz edeyim. Ben normal zümrüte dönerim hemen. Siz hiç merak etmeyin. Laf aramızda bu seferki var ya su gibi su maşallah. Öyle. Bak ya teyze bari sen yapma. Yani öncesine bir abime mi sorsaydınız acaba? Çünkü bence abim o kızı sadece arkadaş olarak görüyor. Kızım abine her kızı arkadaşı olarak görüyor. Ya onun yanına dünya güzelini koy, onu da arkadaşı olarak görür. Arkadaş olarak bir tek şu sinsireyi görmedi. Sevimsiz. Gönül bu abla. Ay bırak gönlü mönlü. Ben Haseki'mi buldum. Ben First Lady'mi buldum. Oy, poz, endam, hele o gözler. Çağla yeşili. Bir Çağla yeşili. Bakıyorsun gözlerine, okyanus gir yüz. Anlat bakalım Çağla Hanım. Müstakbel kayınvalidenin kalbini fethedebildin mi? Ya onun kalbini fethettim de Ozan'ın kalbini fethetmek asıl mesele. O da biraz zor olacak gibi duruyor. Niye dün aradığımda yeni gelin coşkusu vardı sesinde. Ya aslında çok güzel vakit geçirdik. Çok keyif aldık, çok eğlendik. Hatta Ozan beni eve kadar bıraktı bile. Tipik kibar Ozan. Ama yine yaptı yapacağın içinler. Beni arkadaş olarak gördüğünü vurguladı ve gitti sağ olsun. Ay ikizim ya. Kaderimiz de aynı. Esra da her fırsatta arkadaş olduğumuzu vurgulamazsa hatırı kalıyor. Ne yapacaksın peki? Pes mi edeceksin? Ne pes etmesi ya? Sen ne pes etmeyeceksin? Ya aslında sen bana bıraksan ben iki dakikada çözeceğim senin işini Ozan'la konuşup. Yok Çınar. Ben Ozan'la falan konuşmanı istemiyorum. Bak söz ver bana. Tam söz. Çünkü Ozan... Yani ben Ozan'ı tanıyorum. Ozan böyle biri değil. Ne kadar fazla üstüne gidersek o kadar uzaklaşıyor. Hem benim Ozan'la zaman geçirmeye ihtiyacım var. Baş başa kalıp. Ne kaynatıyorsunuz bakayım?
Bir şey değil babacığım. Çağla şey diyordu. Acaba şirkete seni ben arabayla mı bıraksam diyordu. Malum havalar sıcak. Otobüslerde çürümemi istememiş. Çınar'cığım bu sefer şansına küs. Çünkü ben şirkete gelmiyorum. Özel bir işim var. Allah Allah, ne özel işiymiş? Babacığım. Görüşürüz. Seni çok öpüyorum. Hadi kolay gelsin kızım. Hadi görüşürüz. Ya babacığım sen bu araba konusunda takıntılısın, ben onu anlıyorum. Onunla ilgili de başka bir çözüm var kafamda. Diyorum ki acaba ben bir motor işine falan mı girsem, böyle üfür üfür giderim şirkete ha? İyi gidiyorsun, iyi. Bak böyle gidersen tahminimden çok önce kavuşacaksın anahtarlarına ha. Motor da yalan diyorsun. İyi baba, o zaman ben çıkayım çünkü otobüs saatlik bir şey, biliyor musun? Böyle yakalamak gerekiyor, beklemiyor. Ben gideyim. İyi yaparsın. Ya Çınar, seni böyle görüyorum ya evladım. Öyle mutlu oluyorum ki vallahi. Babam benim, senin de sevme şeklin bu, ne diyeyim yani. Ben gidiyorum, geç kalacağım. Görüşürüz, hadi güle güle. Esra ya. Kızım sen bana dün ne yaptırdın? Bak Ozan'ın bakışlarını hala unutamıyorum. Uf, kesin affetmeyecek çocuk beni ya. Onu kim affetsin acaba Zeyno? Onu kim affetsin? Böyle böyle tuttu kızım belinden, sarıldıkça sarıldı ahtapot gibi. Hay bir de şirkette bana bir ton laf söylüyor. Neymiş? Ben şirketimde böyle şeyler izin vermem. Etik kurallar bır 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 bır. Ha bana ne oluyor? Ona ne oluyor? Onun etik geçirmez zırhı mı var acaba? Bir şey söyleyeceğim. Bak kız Ozan'a aşık, evet. Ama Ozan onu arkadaş olarak görüyor olabilir, olamaz mı? Böyle arkadaş mı olur Zeynep? Böyle, böyle beline beline sarılıyor. Nasıl bir arkadaş bu? Senin herhangi bir arkadaşın belinden tutuyor mu? Bana bunu söyle. Hayır. O zaman yok ya, kesin bunların arasında bir şey var. Ozan da tükürdüğünü yalamak istemiyor, itiraf etmiyor bana işte bir türlü. Bak sen yine de ön yargılı olma. Öyle emin olmadığı şeyler için hırpalama be kendine. Yok Esra'yım kızım ben. Ben bu oyunu bozacağım. Ozan yaptığı her şeyi böyle ortaya çıkartıp çat 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 bütün lafları ona tek tek sıralayacağım. Görürüm o günü. Yaptığı her şeyin acısını çıkartacağım. Tek bir an ya. Musa küçücük bir an gerçekten inandım Esra'nın beni kıskandığına, biliyor musun? Ama sonra tabii unutmuşum Esra'nın nasıl bir insan olduğunu. Ya tamam da abi, yani beni kıskanıyor musun dediğinde evet cevabını beklemek de yani biraz... Savunma. Şunu bana savunma Musa, al. Bencilin teki işte ya. Ne bekliyorsun? Beni zerre kadar umursadığı yok. Zaten... Anında verdi ağzımın payını. Ne dedi bana biliyor musun? Ne dedi abi? Ben hiç aşık olmadığım bir adamı neden kıskanayım dedi. Ya tamam da o iş öyle değil abi. Nasıl değil ya? Yani ben yengeyi gördüğüm, tanıdığım, anladığım kadarıyla söylüyorum. Yenge biraz şey gibi. Ne gibi? Yani böyle yaptıklarıyla övünmeyi sevmeyen, özellikle sana karşı duygularını pek belli etmeyen biri gibisin. Evet. 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 Evet, duygularını belli etmeyen biri çünkü duygusuzun teki, robot, bencil. Aha, hatta haklısın. İyiliklerini göstermeyi sevmeyen biri. Çünkü neden? Neden? Tek bana dokunmuş tek bir iyiliği bile yok ya. Yok Allah aşkına Musa, sen söyle. Var mı bir tane ya? Bana dokunmuş bir tane iyiliği. Abi var mı bir tane, sen söyle ya. Yok artık söyleyeceğim, dayanamayacağım. Beni affet. O gece senin yanında kalan... Bir dakika Musa. Efendim Pınar. Aha tamam. Pınar al toplantı odasında, ben dinliyorum hemen. Tamam. Abi bak diyorum ki o gece senin... Musa benim hemen inmem lazım. Gelmişler toplantıya. Sen de çıkarken işte kapıyı kapat, çek çık. Günaydın. 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 Günaydın kız. Akşam nasıl karanlıkta kaldık öyle? Ay vallahi korktum ha. Neyse hemen hallettiler de sağ olsunlar. Kabloları biri kesmiş diyorlar. Kasıt var yani. Ha kim yapar kız bizim mahallede bunu? Anlamadım ki. Allah Allah. Yani olacak iş değil. Kim bilir daha neler göreceğiz. Ya ya. Ruhum ben malzemeler alıp geleyim. Tamam. Tamam. Hadi görüşürüz. Müsaadenizle. Ay bugün büyük gün. Heyecanlı mısın kız, seçim günü? O ne heyecanı ayol, ben sonucunu bilmediğim seçime girmem ki. Galip ortada, sonuç belli. Yok heyecan meyecan yok. Aslan be. Hadi ben gittim, görüşürüz. Görüşürüz. Anneciğim, anneciğim. Yaptığım küçük çaplı kamuoyu araştırmasına göre öndeyiz. Her şey yolunda. Gayet iyi ama senin bu mercimekli köfteler çok iş yaptı. Onlardan bence biraz daha yaptı. Sabah dağıtalım, parka açalım. He? Tamam, tamam da şimdi sen onu bırak da. Zümrüt yok ortalarda. Hiç hayra alamet değil. Ne işler karıştırıyor bu? Doğru, doğru. Bak sevdiceğim de yok ortalarda. Kesin bir tehlike var. Vallahi bir tehlike var, sezdim ben. Anne, hı? Birazdan seçim başlayacak. Biz niye evde oturuyoruz acaba? Bana bak. Sen bu kartları alınca başkanlık sevdasından vaz mı geçtin acaba? Aa, kızım benim menekşeyi alt etme zevkinden vazgeçeceğimi mi zannediyorsun yavrum?
Aa, aha. Geldi benim halılar galiba. Ne halısı ya? Kızım izledikleri fragmandı. Asıl film şimdi başlıyor. Sen annene güven. Simin. Efendim. Gelsene mi? Ne oldu? Sence bu çocuk çok mu yakışıklı yoksa bana mı öyle geliyor? Kim? Çınar. Çınar. Yani hoş çocuk da Çınar stajyer, farkındasın değil mi? Ne iyisi kızım, parası yok, pulu yok, çok senlik değil bence. Ya paranın ne önemi var ki Simin'ciğim? Baksana böyle saçları falan havalı. Böyle değişik bir tarzı var. Bence hoş çocuk. Yani hoş da senlik mi Gaye? Bence çok hoş. Evet, çaylarımız hazır. Buyurun. Eline sağlık. Afiyet olsun. Esra, sana bir şey soracağım. Çaktırmadan bir Gaye'ye baksana. Esra, çaktırmadan diyorum. Çaktırmadan, çaktırmadan bak. Buraya mı bakıyor? Hı? Buraya bakıyor mu bu? Buraya değil, doğrudan sana bakıyor. Böyle gözlerle dikmiş sana bakıyor. Bir şey diyeceğim. Çınar hiç öyle boşta bakmıyor yani. Bayağı manalı bakıyor. Böyle gergin, böyle anlamlı böyle bakıyor. Allah Allah ya. Ne alaka şimdi? Hiç alakamız yok. Bizim selam bile vermez bana. E Çınar ne yapsın? Kız dayanamamış bu yakışıklılığa daha fazla demek ki. Hiç Allah korusun. Hiç tipim değil. Aa. Neymiş senin tipin? Benim tipim... Ne bileyim işte böyle neşeli. İçi dışı bir. Güldüğü zaman etrafına enerji saçan. Güzel ama güzel olduğunu farkında olmayan işte böyle biri. Ya ama bu hiç Gaye'ye benzemiyor. Halbuki ne güzel takılırdınız septik mettik diye. Allah Allah. Bayağı hoşuna gitti. Geç dalgın. Ya ne yapayım, dalga geçemeyecek. Açılar hala bakıyor. Gerçekten Gaye tamam, ve tamam, sen düşünemiyor. Tamam. Sıra tamam. Yapma. Nasıl yapayım ya? Ah, Feraye Hanım. Bir saniye. Bu dosyalar Çağla Hanım'a verecekti de ben mi götüreyim yoksa siz mi verirsiniz? Çağla Hanım burada değil. Aa, nerede? Yani nerede derken ben bekleyeyim o zaman, gelince veririm. Yok tatlım, bugün gelmeyecek. Özel bir işi varmış. Sen Pınar'a söyle, o iletir Çağla Hanım'a, tamam? Tamam. Güzel. Ozan Bey, öğleden sonra da bir toplantınız var. Reklamcılar gelecek. Onu iptal edelim Pınar. Ya da yarın alalım. Çünkü benim bugün özel bir işim var. Ben de zaten birazdan çıkıyorum. Tamamdır. Demek özel bir iş ha? Ne tesadüf, şuna bak. Çınar, tut şunu. Bunları Pınar Hanım'a veriyorsun, tamam mı? Pınar Hanım'a veriyorsun. Pınar Hanım eğer beni sorarsa hasta de. Ben hasta değilim, abim hasta. Abisine gitmiş, abisi hasta olmuş. Tamam, ben idare ederim de nereye? Görüşürüz. Burada biter, Zümrüt teyze kartları geri almış. Yani bizim onun kartlarının limitine yetişmemiz imkansız. Ya ruhum, bu cadıyla biz nasıl başa çıkacağız ya? Var ya durdurak bilmiyor. Ya hemen pes etmeyin. Maç 90 dakika değil mi? Ya maç 90 dakika da anne, Zümrüt teyze de var Messi. Yani onun kartlarının asgari ödeme tutarına bile yetişemeyiz ki biz. Ayrıca düşünüyorum, düşünüyorum. Makyavelli'nin de konuyla ilgili bir cevabı yok. Onun yok ama benim var. Ben daha son kozumu oynamadım ki. Amcacığım.
Cem'ciğim bak ne olur bak şu öndeki arabayı sakın kaybetme olur mu? Lütfen kaybetme. Olur da bak söyledim binerken. Aracı teslim etme vaktim yaklaşıyor. Tamam anladım biliyorum teslim edeceğiz arabayı ama bu çok önemli. Hayat memat meselesi diyorum bak sakın kaybetme onu. Ah Ozan ah. Ben sizi bir yan yana yakalayayım var ya bütün lafları tek tek sıralayacağım sana. Şu yaptıklarına bak. Bu takip ettiğimiz kocan mı kızım? Bir yanlışı mı oldu? Onunla yanlıştan bol ne var abi ama bu sefer görecek birini. Ben bu sefer ona her şeyi söyleyeceğim. Görecek o. Ah Ozan ah yaktın beni. Bak bak dönüyor. Yakala bak kaybetme. Kolay gelsin. Aa, hoş geldin. Hoş bulduk. Otur kız çay söyleyeyim. Ay içeriz vallahi ama sen işine bak bitir sonra konuşuruz. Ablam iki çay alsana. Tamam abla. Ay yalnız Zümrüt ne sükse yaptı. O baklavaların tadı hala damağımda. Hayırdır inşallah. Niye gülüyorsun kız? Ay çok komik bu kadın ya. Hangi kadın? Ay söyleyemem Neriman çok ayıp olur. Israr etme. Aa, kız hangi kadın kim? Söylesene çatlatma insanı. Tamam söylerim bak videoyu da gönderirim sana ama öyle sağda solda paylaşmak yok. Hele hele mahalle grubuna sakın asla göndermeyeceksin. Gezip sileceksin tamam mı? Tamam. Ne olur kurban. Yoksa Zümrüt rezil olur. Aa, Zümrütler mi ilgili? Ay ben mahallenin sır küpüğü biliyorsun. Ağzımı bile açmam. Gönder gelsin. Yolladım. Vallahi mi kız? Yolladım. Bakayım. Bak gelmiş mi? Heh gelmiş. Neriman, ben ocakta yemeğimi unuttum ya. Sana da ayıp oldu ama çay sonra içeriz arkadaşım. Abi, kız bu ne? Allah seni kahretmesin ama. Bu sefer işim bitti Zümrüt. Ya hem gelinimi buldum, hem seçimi kazanır gibiyim. Benden mutlusu yok ha Reyhan. Ay abla, hadi inşallah. Bu sefer başardın galiba. İnşallah. Ay hadi bakalım. İnanmıyorum anne sana ya. Ay neler yapmışsın ya. Ne yapmışım? Ya, ne oldu? Ama ben biliyordum. Bu işin içinden bir şeylerin çıkacağını biliyordum. Sana güvenip seninle yola çıkan da kabahat. Ne oldu? Aa. Bak. O benim sesim mi? Aynen canım senin sesin. Mahalleden taşınırken ki göbek atışlarını izliyoruz. Mahalleliye vermiş değiştirmişsin. Neriman abla bütün WhatsApp grubunu atmış ya mahalle. Tam da seçim öncesi. Ay ver bakayım. Ya ne güzel göbek atmışım. Ya bir insana her şey mi yakışır ya? Hoş kadınım. Yaşıma göre iyiyim. Şimdi abla sen bu videoyu izleyince bunu mu anlıyorsun gerçekten? Evet. Seçim gitti seçim. Kaybettik geçmiş olsun. Abla, Neriman'a bu videoyu kim verdiyse zamanlaması çok manidar. Afiyet olsun. Menekşe! Ha? Menekşe sen yolladın değil mi Neriman'a o videoyu? Ne videosu ya, ne videosu? Ne videosu? Terbiyesiz. Bir de Zümrüt ifşa diye başlık atmışsın. Ayıp, ayıp. Senin bu yaptığına belden aşağı vurma denir. Aa, ne terbiyesiz insansın ya. Sizde. Ne terbiyesiz insansın. Sen artık bu maçtan dönemezsin. Git kumda oyna kumda. Dönerim. Ben o maçı şöyle fırt diye parmağımcuda döneririm. Daha bu maçın penaltıları var. İbiş. İbiş, İbiş ne ya? Kusura bakmayın şey meçsup. Anneciğim, vallahi senden korkulur bir şey diyeceğim. Benim de böyle sünnet münnet gibi mahrem görüntülerim yok değil mi elinde? Uğraşma benimle Eko. Yo tövbe bundan sonra duble dikkat ederim zaten yalnız bir şey söyleyeceğim. Var ya sendeki bu potansiyeli biz muhtarlığa kadar yürürüz. Var ya şu aday olsun diye muhtarlığa belediye başkanlığına bile aday olurum ben. Yavrum. Elif. Yavrum al. Şu iki bileziği bozdur. Gram altın yap. Esnafa dağıt tamam mı? Anca ayıbımızı bu bilezikler örter. Ay canım. Abla sen iki bileziğinden vazgeçiyorsun öyle mi? Vallahi başımıza taş yağacak. Hani bak onlar senin bebeklerin. Emin misin sonradan başımız ağrısma? Emin değilim. Bebeklerim benim, benim. Bebeklerim ya. Al götür vazgeçmeden bozdur. Ya da dur götürme. Götür. Dur. Alma ya da. Ya da al. Hayır ben bu seçimi Menekşe'ye kaptıramam. Koş. Ay lan. Koş. Abla. Bebeklerim. Şuna bak nerelere geldik ya.
Kesin gizli aşk yuvalarına gidiyorlar kesin. Çağla da onu orada bekliyordur. Var ya bu sefer seni yaktım Ozan. Bu sefer seni yaktım. Kızım nerelere getirdin bizi ya? Patrona da söz verdim zamanında teslim edeceğime. Adamın da işi vardı bugün. Ya amcacım ya. Bundan daha önemli işi var mı şu anda? Yok benim gururum mesele. Benim gururumdan önemli iş olamaz. Sen ne olur takip et. Kaybetmiş o arabayı. Hey ya Rabbim. Ne yapıyor? Oradan dönüyor galiba. Bak bak şu araya girdi. Sen de burada bekle taksici amca. Gözükmeyelim olur mu? Bak amcacığım. Bak sen şimdi beni 5 dakika bekle. Ben hemen konuşup geliyorum tamam mı? Hayda bir de seni mi bekleyeceğim ben şimdi? Bak 5 dakikadan fazla beklemem. Giderim haberin olsun. Tamam tamam bekleme git. Ben sadece o zaman söyleyeceklerimi özet geçiririm. Tamam sorun yok. 5 dakikaya geliyorum. 5 dakika. Ya şu poşetlere bak. Ne kadar çok şey almış. Artık kaç gün kalacaklarsa burada. Oh vallahi. İştahsız Ozan'a bak sen. Almış da almış. Ya şuna bak. Nasıl gülümsüyor konuşurken. Sen zaten herkese gülümse bana görünce böyle koca koca laflar. Ya tamam ya geliyorum. Uf. Göremiyorum ki Çağla'yı. Şu Çağla'yı bir görsem. Böyle çat çat bütün lafları bir söylesem rahatlayacağım. Kime gülüyor ya hiçbir şey. Ay ne yapacağım şimdi ben? Aa, ya kaldım ya burada. Esra! Efendim Ozan? Ne yapıyorsun burada? Yürüyorum. Burası benim yürüyüş rotam. Ben de yürüyüşe çıktım, şey yürüyorum. Sen buraya kadar beni takip mi ettin? Ay yok artık ya, sapık mıyım ben seni? Niye takip edeyim? Bilmiyorum. Esra bilemiyorum artık ben anlam veremiyorum senin yaptıklarına. Anlam veremeyecek bir şey yok. Yürüyüşümü yaptım, oksijenimi aldım. Her şey tamam. Tam basıp gidecektim ki taksici su koyuverdi. Ben de burada böyle kaldım işte. Sen çok değişik bir insansın Esra. Çok. Ya sensin değişik ya. Ne değişikliğimi gördün benim? Allah Allah. Ayrıca sen ne yapıyorsun burada? Ya sana ne? Sana ne? Ne yapıyorsam yapıyorum burada. Sana ne? Evet bana ne zaten? Bana ne tabii. Sen git içeridekiyle iyi eğlenceler. Ne yapıyorsan yap. Bana ne? Ne içersin, ne kimin, ne diyorsun Esra? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Sen anlamazsın zaten. İşine gelmediği zaman hiçbir şey anlamazsın Ozan. Bize geldiği zaman şirket kuralları, etik değerler falan ama onlar hiç sana işlemiyor. Sen de maşallah kafana göre takıl. Biz de aptal değiliz herhalde. Neyin ne olduğunu biliyoruz. Sen git içeri şimdi eğleniyor musun? Ne yapıyorsun yap. İyi eğlenceler hadi. Ne eğlencesi, ne içersin, ne git... Ne diyorsun Esra sen ya? Kiminle eğleneceğim ben? Sen kimden bahsettin biliyorsun hiç söyletme bana. Ağzımı açtırma. Allah Allah. Yürüyüşümü yapmışım, oksijenimi almışım, her şey yolunda. Git içeri. Ne oluyor yahu? Kim geldi? Aa, o değilmiş. Ozan. Bak bakalım kimmiş. Kim bu hanımefendi? Tanıştırayım. Esra. Esra mı? Nihayet şu meşhur Esra ile tanışabildik. Merhaba. Merhaba. Tarık Hoca, üniversiteden hocam. Artık kendisi burada yaşıyor. Aa, Tarık Hocam. Yani Tarık Hocam. Hocam, sizi çok anlatıyordu şey... Ozan bana önceden anlatıyordu geçmiş zamanda. Neyse size afiyet olsun ben gidiyorum. Esra. Hocam ben Esra'yı bir arabayla taksi durağına kadar bırakıp geleyim. Çünkü buradan taksi falan geçmez. Bir dakika durun ya. Nereye götürüyorsun Kerata? Dur kız daha yeni geldi öyle değil mi? Esra'cığım sen şöyle güzel bir salata yapabilirsin değil mi? Ha? Çıktı. Kuaförün yerime çıktı. Geldi. Sandık geldi. Hadi bakalım. Hadi pırpır çarpıyor Elif. Hadi bakalım. Evet. Değerli mahalle sakinleri. Büyük çabalarımız sonunda oylarımızı saydık. Başkanımızı belirledik. Hadi bakalım. Çok güzel. Evet. Şimdi kazananı açıklıyorum.
Evet. Evet. Kazanan. Evet. Kazanan Zümrüt Korfalı. Bugün. Evet, bu işte bu. Ve ne ves ya? Menekşe Ertan. Bravo. Nasıl ya? Bravo. Niye? Niye? Ne niye kız? İkisi de eşit oy almış. Bu durumda dernek başkanlığını ikisi birlikte yapacaklar. Ay, kardeş kardeş. İnşallah. Bravo. Hiç içime sinmedi bu iş. Hiç içime sinmedi. İndir kolumu. Kolumu indir. Kolumu indir ya. Doktor, oksijene ihtiyacım var deyince kalktım geldim buralara. Zaten pek insan seven biri değildim. Ama şimdi hiç umurumda bile değil. Burada börtü böceğin, kuşların sesi bana yetiyor da artıyor bile. Vallahi ne güzel hocam. Abi bir de bu hergele var işte. Böyle her ay gelir, markette ne var ne yok doldurur, hepsini getirir buraya. Çok fazla alıyorsun diyorum, anlatamıyorum. Ozan düşüncelidir. Aynen öyle, çok düşünceli. Bu çocuk senden ayrıldığı zaman öyle harap oldu, öyle üzüldü ki... ...şu içerideki divan üzerinden kaldıramadım günlerce. Hani bazen böyle bir iki lokma yemek veriyorum, zorla yiyor. Zorlamasam onu da yemeyecek. Ama iyi oldu. Büyüdü sayende. Yoksa kolay kolay büyüyeceği yoktu. Hani derler ya, dert keder olgunlaştırır insanı. O hesap işte. Benim için de çok zordu ama ben anlatamadım tabii kimseye. Anlatmalıydı. İnsan kederi de, üzüntüyü de her şeyi anlatmalı. Sen böyle güçlü, dağ gibi durursan gelip sana yaslanırlar. Kimse sormaz. İyi misin? Bu yükü taşıyabilir misin diye. Vallahi haklısınız. Senin annen de kesin sana benziyordur ha. Hani böyle ailenin bütün yükünü, kahrını, cefasını o çekiyordur bence. Yani aynen öyle. Hocam, yani siz mühendislik okuduğunuza emin misiniz? Sizin bölüm psikoloji falan olmasın, felsefe ya da? Bunu bilmek için insanın müneccim olmasına gerek yok ya kızım. Anamızdan, babamızdan biz ne öğreniyorsak hayatta onu yapıyoruz işte. Yani doğru. Hocam salata hazır bu arada. Oo, şimdi bak al şu zeytinyağını, üzerinde gezdir biraz. Ama böyle bol bol koyacaksın, tamam mı? Salata yaparken ne demişler? Önce bonkör birini çağıracaksın, zeytinyağını gezdirecek. Sonra cimri birini çağıracaksın, sirkesini koyacak. Sonra da bir deli bulacaksın ki salatayı böyle karıştıracak. Karıştırma işi ben de karıştırıyorum. Harika. Mangal hazır. Oh, tamam o zaman ben de şunları alıyorum. Tamam. Hadi geçelim. Buyurun. Buyurun. Yardım edilecek bir şey varsa ben de götürebilirim. Sen ayrıldığımız zaman burada kalmışsın, doğru mu? Bakma sen ona ya, abartıyor. Var mı götürülecek bir şey içeri ben... Salata var. Tamam. Al sen götür. Ben götüreyim, sen onları getir. Ya sen de ne kızmışsın be. Buna böyle direkt böyle çat diye hocam, gel evlenelim demişsin. Hocam. Dur dur bak şimdi anlatacağım. Hayır. Ne 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 anlatsın ne sus karışma anlat. Ozan dur bir hocam. Anlat hocam. Şimdi, ya bunu anlatmam lazım. Şimdi bu geldi tamam mı? Bizim hayır. Beni böyle bir kucakladı. Aldı ya böyle bu. Koridorlara falan sürüklüyor tamam mı? Hocam evleniyorum. Benim oralarda bütün bir hocalık itibarım falan bitti. Yerlerde sürünüyor bunun sayesinde. Hocam vallahi çok sağ olun. Sayenizde benim de itibarım artık yerlerde. Esra yabancı mı sanki ya? Hem ne demişler? Ayrılık da sevdanın bir parçası. Hadi bana müsaade. Ben erken yatar, erken kalkarım. Yaşlı adamım ne de olsa.
Ne demek? Çok teşekkürler Tarık Hocam. Siz gitmeden buraları toplarsınız artık. Toplarız. Tabii ki. İyi geceler. Ah hocam. Ya, yani Ozan'ın hocası. Sohbet içinde, yemekler içinde çok teşekkürler diyecektim. Esra'cığım gene gelsen. Bugün hep ben konuştum. Bir gün de seni dinlemek isterim. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler hocam. Esra. Gidelim. Hadi toplan gidelim. Gidiyoruz. Olmaz. Otur. Seninle konuşacaklarımız vardı. Ne gibi? Beni neden takip ettin? Sakın bir yalan daha söyleme. Çocuk yok senin karşında. Öyle olması gerekiyordu. Bir şey sandım. Ama sandığım şey çıkmayınca öyle olmadı. Ne sandın? İşte bir şey sandım ama sandığım şey değilmiş. Ama ne sıkıştırıyorsun ya? Sen üşüdün mü? Getireyim mi bir şey içeri? Üşümedim. Üşüdüm. Sen getirme. Ben kendi tamam, şeyimi alırım. Ne söyleyeyim? Esra bir dakika. Bu ceket, ben uyandığımda sabah hastanede odamdaydı bu. Esra sen hastaneye mi geldin? Orada mıydın? Esra cevap verecek misin? Hastaneye mi geldin? Orada mıydın? Evet. Geldim hastaneye. Bütün gece başında bekledim. Ama sabah uyandığımda Çağla vardı benim başımda. Yani Çağla Hanım gelince ben gittim. Sen de Çağla Hanım kaldı sanınca o da düzeltmedi tabii durumu. Ben de ses etmeyeyim dedim bozulmasın. Esra sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun? Ha, neden saklıyorsun böyle bir şeyi? Neden saklıyorsun hastaneye geldiğini? Ben bir de o kadar laf ettim sana. Bencilsin dedim ya. Teşekkür bile etmeyi bilmeyen gadların birisin dedim. Neden söylemiyorsun olduğu gibi gerçeği Esra? Ya çünkü el eleydiniz. Birbirinize güzel şeyler söylüyordunuz. Ben de... Sen de? Ne Esra sen de? Yok bir şey. Hayır hayır hayır. Bu defa öyle kaçamazsın. Esra konuşacağız. Ne konuşacağız? Bütün bunları neden yaptığını konuşacağız Esra. Neden yapıyorsun bütün bunları anlat. Çünkü ben artık hiçbir anlam veremiyorum senin yaptıklarına. Bütün gece hastanede sabaha kadar başımda bekliyorsun ama bunu benden saklıyorsun. Mesaj atıyorsun hemen geri siliyorsun. Zeyno'yu gönderiyorsun, yemeği sabote ediyorsun. Üstüne beni buraya kadar takip ediyorsun. Neden? Neden yapıyorsun bütün bunları bana Esra? Aşık olmadığım bir adam için neden bütün bunları yapıyorsun? Yatağın başucunda
bir nefes biten başlar şimdi o karanlık geceler, geceler. Duyarsın uzaklardan, dalarsın yakınlara, unutmadan söylersin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.